Artema'da çalıştığını biliyorum. Artema, evet. İki yılı aşkın bir zaman olabilir. Veya Füsun düzeltir Yani beni. öyle, doğru doğru iki Önemli de o dönemin tarihin içerisinde önemli şirketlerden bir tanesi. Endüstrinin yaygınlığı ve seri bir şekilde ürün tasarımına, ürün geliştirmeye odaklanan, küresel pazarlarda faaliyetli olan ender büyük firmalarımızdan ve gruplardan birisiydi. Artema'nın akabinde Anadolu Üniversitesi İç Mimarlık bölümüne dahil olduğunu, akabinde onun kuruluş çalışmaları içerisinde endüstriyel tasarım bölümünün bölüm başkanı olduğunu ve projenin kuruluş projesinin içinde olduğunu, üniversite sanayi işbirliklerini birçok alanında birçok ajanslar ve diğer işbirlikleri içerisinde proje yöneticisi olarak yer aldığını, birçok farklı sektörlerle işbirlikleri yaptığını, halen endüstriyel tasarım iç mimarlık alanında belki birkaç benim bilmediğim bölüm de vardır şu an anımsamadım. Birçok alanda ürün tasarımından, projeden dersler verdiğini. Özetle akademisyen olmanın ve akademik hayatın teorisiyle pratik hayatın ve pratik hayatın gereği olan pratiğe gelen tarafta endüstriyle olan o arayüz içerisinde ve de uzun soluklu projeler içerisinde yönetici, koordinatör olarak da görev aldığını biliyorum. Sevgili Füsun'un deneyimi çok iyi bir örnek. Endüstri, akademi ve diğer alanlar, geleceğe dayalı alanlar içerisinde aldığı sorumluluklar itibariyle. Ben kendisine yavaş yavaş sahneyi verirken şunu anımsatmak isterim. Konuşmacıların dışında mikrofonlarımız hepimizin kapalı olacak. Sorularımızı chat odasından iletebiliriz. Sevgili öğrenci topluluğumuz, kıymetli de bir öğrenci topluluğumuz var. Bu hafta topluluğu temsil eden sevgili Nisan moderasyon tarafında Füsun'un uygun gördüğü tarafta katkıda bulunacaklar. Beraber yönetecekler. Dolayısıyla şu saniye itibariyle yönetim sevgili Füsun hocamızda, ben kendilerine alanı ve mikrofonu teslim ediyorum. Heyecanla bu haftaki konuşmamızı, sohbetimizi bekliyoruz. Ne zaman isterlerse katkının formatını sözlü katkı veya başka bir formatta soru sorma şekli üzerine arzu ettikleri şekli yönetebilirler. Sevgili Mustafa hocam da arkadan, arka planda katkıda bulunuyor ve yönetiyor. Ona da ayrıca çok teşekkürler. Füsun hocam, buyurun. Çok teşekkürler sevgili Sertay. Sağ ol. Çok mersi. İyi akşamlar. Aslında gerçekten ben de çok merak ediyorum ve heyecanlanıyorum. Sevgili Murat'la bu akşam Nisan'la beraber keyifli bir sohbet yapacağımızı düşünüyorum. Bana ilk sen Mehmet Hoca'nın ilk bu buluşmasından sonra bu diziye başlayacağınızı anlattığında çok heyecanlanmıştım ve hani o zaman da söylemiştim. Ben en güzel Murat'la yürütebilirim. Murat Ondu'yla beraber yapmak istiyorum. Hem uzun yıllardır yani verdiği çabaları, Vestel'deki performansını, üniversite sanayi işbirlikteliklerindeki başarılarını bildiğim için, hem de aynı zamanda bizim Anadolu Üniversitesi, daha sonra Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde süren çok verimli bağlantılarımız nedeniyle ben dedim özellikle Murat Ondu ile üniversite sanayi işbirlikteliklerini konuşalım istiyorum. O kapsam içerisinde de hoş geldin Murat diyorum tekrardan. Teşekkür ederim. Biz bu akşamleyin, evet, bu seri öğrencilerle beraber planlanan bir seri. O da çok keyifli olacak bence. Onlardan gelen sorular da var. Burada Nisan da benimle beraber olacak. Beraber moderatörlük yapacağız. Değil mi Nisan? Evet. Harika. Burada aslında şöyle bir güzellik de olacak. Bir taraftan şimdi bir maratondu 2002 yılında İTÜ'yü bir bölüm üçüncüsü olarak bitiren, ikincisi olarak bitiren ama aynı zamanda da bir İTÜ'lü. Ben bir ODTÜ'lü ve Nisan da aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi'nden. Dolayısıyla hem üniversiteler arası bir ilişki de var. Burada birçok seslilik de olacak. Bence o da zenginlik katacaktır. Çok kısa ben Murat'la ilgili olarak, Murat Ondu ile ilgili olarak şeyleri, ana başlıkları vereyim. Sonra yavaş yavaş hem Murat Ondu'yu, çünkü gerçekten çok kıymetli bir insan Murat Ondu. Yani hem tasarımcı olarak, hem tasarımcı yaklaşımı, performansı ve aynı zamanda bize akademik anlamdaki desteklerindeki
profesyonel tasarımcı tarafından akademisyen hocalığa olan geçişteki öğrencilere bakış açısı desteği olağanüstü. Ben böyle çok satır başları var, onları bir hatırlatmak istiyorum. 2002 yılında İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümünden üçüncülükle mezun oluyor ve daha sonra da 2004 yılında Vestel'e başlıyor. Vestel Beyaz Eşya'da ve çok uzun yıllardır da Vestel'de. Aynen hocam. Yani değil mi? Aynen hocam. Yani gerçekten Vestel Beyaz Eşya'nın bütün bence tarihsel sürecini, ürün kronolojisine çok hakim ve bize eminim bugün anlatacağı ve bu noktada tasarımın özellikle beyaz eşya dilinin nereye gittiği konusunda da olağanüstü öngörüleri olacaktır. 2008 ve 2012 yılları arasında endüstriyel tasarım sorumlusu, 2012 yılından itibaren de endüstriyel tasarım departmanında tüm beyaz eşya tasarım projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konularda çalışmalarını sürdürüyor Murat Ondu. Aynı zamanda da halen endüstriyel tasarım yöneticisi olarak görev alıyor. Bu arada 2011 yılında üniversitelere desteğe başlamış. Yani bizim ortalama 9 yıllık, 10 yıllık bir dostluğumuz var. Ve biz aslında Murat Ondu'yla Anadolu Üniversitesi, bugün Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümündeki buluşmamızın ötesinde bir de ayrıca çok da eskiye dayanan çok da güzel bir akrabalık bağımızı da keşfettik. Aynen. O da ayrı bir keyif oldu. Tabii bu arada beyaz eşya ve Vestel denilince ödüller de akla geliyor. Murat Hoca ve ekibinin gerçekten almadıkları ödül yok. Red Dot, If Design, Plastix Award, Good Design, Design Turkey gibi. Kaç tane olduğunu bilmiyorum ama herhalde sayısını siz de bilmiyorsunuzdur. Biliyor musunuz Murat Hocam? Biliyoruz hocam. Öyle bir istatistik tutuyoruz. Evet. Harika. O zaman yani biraz sonra onları da sayısal olarak evet. Alalım. Bence skorlar önemli çünkü. Başarılarında devamınızı diliyorum. Bu arada yavaş yavaş biz de sizi tanıyalım. Yani bu benim yaptıklarım çok genel. Birçok tescilliler var, patentler var, faydalı modeller var. Üniversite ilişkileri var, sanayiyle ilişkiler var. Biraz bugün aslında biz Nisan'la beraber Murat Ondu ve Vestel özelinde yavaş yavaş üniversite sanayi işbirliktelikleri ve tasarım öğrenci ve tasarım eğitimi ilişkilerini şöyle bir sohbet edelim, bir yaz sohbeti yapalım aynen. Dedik. Murat Hoca söz sizde, hadi sizi dinleyelim şimdi. Hocam teşekkür ederiz. Öncelikle şöyle başlayayım. Sürçülisan edersek affola. Umarım akıcı bir sunum gerçekleştiririz. Daha öncesinde de konuştuk. Öncelikle ETMK'ya ve sizlere bu platforma beni konuk olarak davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben de hem kendi adıma hem Vestel Beyaz Eşya adına hem de ekibim adına size bazı bilgileri aktarmaya çalışacağım. Öğrenci arkadaşlarım da Nisan aracılığıyla bazı soruları olacak. Onları cevaplayacağız. Yine duayenler burada. Duayenlerimizin görüşlerini alabilirsek onları da alacağız. Ben öncelikle kısa bir ekibi ve Vestel Beyaz Eşya'yı tanıtacak bir sunumla başlamak istiyorum izniniz olursa. Estağfurullah lütfen. Vestel Beyaz Eşya Tasarım Ekibi. İçeriğimiz birkaç başlıktan oluşuyor. Kısaca Vestel'i tanıtacağım. Ondan sonra ekiple ilgili bilgi vermek istiyorum. Neler yapıyoruz? Tasarım prosesi, süreci nasıl? İşlerle ilgili bazı örneklerde örnekler göstereceğim. Harika. Vestel 24 firmadan, kurumdan oluşan büyük bir grup. Elektronik, bizim üretimini yaptığımız beyaz eşya, mobil teknolojileri, LED aydınlatma ve savunma sanayi ile ilgili çalışmalarda bulunan büyük bir grubuz. Vestel, Manisa'da lokasyonu bulunan ve Avrupa'da en büyük fabrikalardan biri, modern ve teknolojisiyle en önde gelen fabrikalardan biri.
Bazı sayısal verileri vermek gerekirse 1.1 milyon metrekarelik bir endüstriyel komplekse sahibiz. 16 bin çalışan var ve senelik 35 milyon ürün üretme kapasitesine sahibiz. Bu ürün ürettiğimiz ürünleri de burada 155 gözüküyor da sanırım 156 oldu. 156 ülkeye ihraç ediyoruz. 14 dünyadaki 14 ofisimiz aracılığıyla. Ekibimiz genç ve dinamik bir ekip. Gördüğünüz üzere 16 kişilik bir ekibiz. Bir tane departman müdürümüz var. Ben yönetici olarak çalışıyorum. Tasarım sorumlusu arkadaşımız var. 11 tane endüstriyel tasarımcı arkadaşım var. 3 tane de UI UX ve grafik tasarımcı arkadaşımızdan oluşuyor. Demin bahsettiğiniz şey bunun, evet, istatistiğini tutuyoruz. Yani ödülleri kazanmak bir tasarımcı için en güzel şey. Ben okuldan mezun olduktan sonra açıkçası önem verdiğim tek ilk şey yaptığım bir tasarımın hayata geçmesi ve onu bir şekilde insanların kullanıp bunu da benim görmemdi. Ondan sonraki amaç da evet ödüller oldu. Burada da Türkiye'de gerçekten Evet. bahsettiğiniz gibi dünya çapında, Avrupa'da tüm prestijli ödüllerden yaptığımız tasarımlarla kazanıyoruz. Burada Görüşürüz. 250'nin üstü kadar bir ödülle sahibiz. Hemen hemen hepsinden ödül kazandık. Neler yapıyoruz? Yaptığımız şeyler, ana başlıklar, ürün tasarımı yapıyoruz. Detay çözümleri, konsept tasarımlar ve kullanıcı arayüzü ve grafik tasarım işleri. Bizim sorumlu olduğumuz 7 tane ürün grubu var. Üretimini yaptığımız buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi, klima, pişirici grubu ve küçük ev aletleri grubu. Bunlarla ilgili tüm dış ve iç tasarım çalışmalarını biz yapıyoruz. Bunun haricinde departman olarak ayrıca outsource tasarım firmalarıyla bağlantı kurma, onları gerektiği durumlarda çalıştırma görevi de bizde. Yurt içi ve yurt dışı tasarım ofisleriyle. Bunu biraz daha ilerleyen zamanlarda sanırım genişleteceğiz ama kısaca bizim prosesimiz nasıl? Normalde briefle başlıyor. Brief toplantılarını yapıyoruz. Brief'te istenilen şeyleri anlamaya çalışıyoruz, tartışıyoruz, analiz ediyoruz. Ondan sonra bir araştırma kısmı var. Benchmark yapıyoruz kendi sektörümüzle ilgili. Tüketici trendlerine bakıyoruz, teknolojik trendlere bakıyoruz. Ana kullanıcı kitlesini buluyoruz, bulmaya çalışıyoruz, onu araştırıyoruz. Ondan sonra da tasarım araştırma metotlarını bir şekilde bunlara entegre ediyoruz. Bundan sonra fikir aşamasına geliyor. Fikir aşamasında da firma dinamikleri, işte çeşitlilik, opsiyonellik ve segmentasyon çalışmaları var. Buradaki fikirleri bir şekilde oluşturduktan sonra ilk konseptler çıkıyor. Konseptten sonra 3 boyutlu tasarıma geçiyoruz. Onları görselleştiriyoruz. Görselleştirme neticesinde şu 10 senedir özellikle bayağı trend olan CMF tasarımı dediğimiz color material finish konusunda da tasarımlarımızı bir şekilde onlarla sunacak hale getiriyoruz. Sonra da prototip çalışmaları var. Prototip çalışmaları arada da yapıyoruz. Kullanıcı testleri, ergonomi, detayları tekrar kontrol ettikten sonra bir tasarım doğrulama ve revize kısmına geçebiliyoruz. Yani geçiyoruz. Süreç genelde böyle işliyor. Ondan sonra da eğer yaptığımız modelle ilgili gerekli görüşmeleri yapıp herhangi bir sıkıntı yok olmazsa Ar-Ge departmanlarıyla yaptığımız tasarımları paylaşıyoruz. Bazı örnekler var yaptığımız çalışmalardan. Bunları başlıklar halinde çıkarttık. Çalıştığımız ve üretim yaptığımız bazı markalar var. Sharp'la özellikle bir anlaşma söz konusu. Bizim 5 senelik bir anlaşmamız vardı. Şimdi 5 senelik daha bir lisans anlaşması var. Sharp markasına ait beyaz eşya üretimini biz kendi lokasyonumuzda yapıyoruz ve tasarımları da bize ait. Bu geçen sene fuarda gösterdiğimiz Sharp ailesinin ürün gamı.
bu tasarım bu sene sonunda hayata geçecek ve Avrupa'da satılmaya başlayacak şart markasıyla. Buzdolabında şu anda reklamları da dönen özellikle dört kapılı dolapta geçen sene vakum teknolojisiyle tanıttığımız, sonra da alt tarafta Maya ismiyle reklamlar dönüyor şu anda, görmüşsünüzdür. Dört evet. kapılı dolabın sol kompartmanını elektronik kartla işte turşu, kefir ve bunun gibi ürünlerin yapılması için özel soğutma algoritmalarıyla hazırlanmış bir dolap üretimi yaptık. Bu da geçen sene İF ödülü almıştı. Onun haricinde yine geniş no frost dolabımız, ışıklı ve ses kontrollü bir dolap, 84 santim bir dolabımız. Bu tasarımı yaparken bu tasarımın hem iç hem dış bütün aksesuar grubu, üzerindeki malzemeler, finişler, add-onlar nasıl olacak? Bunların tüm kararını ekiple birlikte veriyoruz. Grafik çalışmaları, keza üstündeki display çalışmaları, display arayüzleri. Bunları önce biz kendimiz içeride çalıştıktan sonra prototip çalışmasını yapıyoruz ve Ar-Ge'lerle gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra finalize ediyoruz. Bu da şu anda üretime girmek üzere olan bir modelimiz. Onun haricinde IntelliCare, bu IFA, Almanya'daki IFA fuarında gösterdiğimiz teknolojik unsurları içerisinde barındıran güzel bir ürün. İçerideki sensör sistemleri sayesinde çamaşırı hangi programda yıkanacağını, leke seviyesini ve deterjan ve yumuşatıcı miktarını kendi sensörler yardımıyla algılayıp bir şekilde yıkama sağlıyor ve tek tuşla bunu yapıyor. Akıllı bir sistem. Bu da ilerleyen zamanlarda yine söyleyeceğimiz şey aslında bizim platform çalışmamız. Mesela burada örneğini verdiğimiz çamaşır makinesine ait bir çalışma. Çamaşır makinesinin platformunu yarattıktan sonra, yani ana gövdeyi ve diğer parçaların çizgilerini, tasarımlarını oluşturduktan sonra segmentasyon çalışması var. Segmentasyonda ürünün maliyet odaklı ve üst segmente, yani alt segmentten üst segmente kadar versiyonlarını içeren bir çalışma. Ana platformu oluşturduktan sonra bu platformun üstünde istenilen sayıda tasarım çalışması yapıyoruz. Bizim işimizin aslında en güzel tarafı şu, hem ürün grubu olarak zengin bir içeriğe sahibiz, portföy bayağı geniş. Onun haricinde de içeride segmentasyon var. Yani şu anda aslında söyleyebileceğimiz şey, insanların bestel beyaz eşya tasarımlarında sadece iç piyasada gördükleri %5'i diyebiliriz. Aslında %95'lik kısmı bizim OEM tabanlı çalıştığımız, yani OEM olarak yaptığımız, üretim yaptığımız diğer markalara gidiyor. Bunları ne yazık ki çoğu kimsenin görme şansı olmuyor ama orada da gerçekten üretim yaptığımız ciddi büyük markalar var. Bu da yine segmentasyondan bir örnek. Ana platformu oluşturulmuş farklı kontrol paneli dediğimiz, bu kısımda kontrol paneli dediğimiz çalışmalar, farklı tasarım çalışmaları çıkarmak zorundayız. Ya bir nevi aslında tasarım fabrikası diyebiliriz kendimize. Gerçekten çok kolay değil. Çünkü bu platformu hazırladıktan sonra bazen 5 bazen 25'e kadar alternatif istenebiliyor. Burada tabii ekip arkadaşlarımın emeği çok fazla. Birlikte oturup bunların üstüne düşünüp karar veriyoruz. Nasıl farklılaşabiliriz? Hangi malzemeleri kullanabiliriz? Hangi üretim yöntemlerini kullanabiliriz diye bunları konuşup bir şekilde farklı alternatifler yaratmaya çalışıyoruz. Bu da normalde aslında konseptle seri üretim arasında çalıştığımız bir modeldi. Yani konseptte şöyle, konsept deyince biraz daha böyle seri üretimden uzak ama teknolojik veya diğer unsurları barındıran ürün veya tasarım yaklaşımları akla geliyor. Burada biz mevcut üretim platformumuzda
Biraz da tabii Ar-Ge'deki mühendis arkadaşları zorlayarak yapabileceğimiz tasarımları da şekillendiriyoruz. Bu da o çalışmalardan biri. Bu yine yeni ürün gamımıza yeni katılan kurutma makinesiyle ilgili yaptığımız bir çalışma. Sadece dış tasarım değil, içeride gördüğümüz 3D Rack adını verdiğimiz bir sistem. Burada patentli de bir sistem. Patenti de ekibimizden bir arkadaşa ait. Bunun üstünde de ciddi çalışmalar yapıldı, prototipler yapıldı. Karşılıklı Ar-Ge ile mühendis arkadaşlarla birlikte çalışılarak böyle bir ürün ortaya çıkardık. Bu da bu seneki Red Dot'ta ödül alan tasarımlarımızdan bir tanesi. Yine ödüllü tasarımlarımızdan bulaşık makinesi. Bu da tek tuşla açılan, içeride Timing Wash sistemi ve diğer yıkama steplerini ayarlayabildiğiniz ionizer özellikli bir bulaşık makinesi tasarımımız. Pişirici grubuyla ilgili yine bu sene ödül kazandığımız bir ürün. Şimdi son zamanlarda Füsun Hocam şöyle diyebiliriz. Evet, tasarımcı olarak biz tasarımı ne kadar farklılaştırabilirsek, ki bizim gibi bir yani OEM üreticisi bir firma için çok önemli tasarım çeşitliliği. Fakat şunu gözlemliyoruz ki piyasa çok acımasız, gerçekten rakiplerimiz de çok güçlü. Tasarımın yanında artık inovasyonu da bir şekilde katmak zorundayız. Yani inovatif yaklaşımları tasarımla bütünleştirip öyle sunduğunuzda ve öyle piyasaya çıktığınızda daha fazla beğeni kazanıyor. Böylece hem kullanıcı ihtiyaçlarını da karşılamış oluyorsunuz. Yani tasarım bazen tek başına yeterli olamayabiliyor. O yüzden inovatif etkenleri de bir şekilde barındırmaya çalışıyoruz. Tasarımlarımızı eklemeye çalışıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Bu da yine geçen sene İF Tasarım Ödülü alan pişirici ürünümüz Ankastre fırınımız. Yine indüksiyon ocak. Bu da 2017 senesinde ödül almış bir ürünümüz. Klima. Yine burada da bu geçen sene tamamladığımız, yani arka tarafta görselde gördüğünüz gövde üstüne 5 tane farklı kapakla, yani ızgara dediğimiz şeyle ön kapakla bir şekilde çeşitlilik sağlayıp farklı markalara, farklı pazarlara ürünleri hazırlamaya çalışıyoruz. Burada sağ olsun ekip arkadaşlarımın emeği çok fazla. Küçük ev aleti grubuna da pazarlama kanadında böyle bir birimimiz var bizim. Aslında normalde küçük ev aleti üretimi yok. Fakat talep geldiğinde, talep doğrultusunda üretim yapan firmalara tasarım desteği, yani biz tasarımı yapıyoruz, onlar bizim adımızı üretiyor. Bu da bu sene başında piyasaya çıkan bir ürünümüz. Bizim tasarım sürecini başından sonuna kadar takip ettiğimiz, yani tasarımından malzeme ve renk seçimine kadar takip ettiğimiz bir ürün. Bu daha önceki senelerde yine küçük ev aleti grubu için yaptığımız ve şu anda piyasada olan, satışta olan bir ürün ailesi. En sonunda da konsept ürünlere bir örnek. Bu da inovatif yaklaşımları barındıran farklı bir ürün yaklaşımı. Yani bunu da projelerden arta kalan zamanda veya arkadaşlarla oturup brainstorming yaparken çıkan fikirler doğrultusunda projeleri bir şekilde şekillendirip beğendiğimiz fikirleri hayata geçiriyoruz, prototip yapıyoruz, değerlendiriyoruz, farklı platformlara çıkartıyoruz. Bu şekilde sunmaya çalışıyoruz. Benim sunumum bu kadar. Harika. Valla teşekkür ediyoruz Murat Hocam. Rica ederim hocam. Tabii yani aslında her ödül çok büyük bir emek, başarı demek, evet, ama arkasında da büyük bir emeği barındırıyor. Şimdi biraz önceki fotoğrafı da gördükten sonra biliyorum, hatta benim de yani bizim de kendi bölümümüzden çok başarılı, keyifli, çok sevdiğimiz öğrencilerimizden, daha doğrusu artık meslektaşlarımızla beraber güzel bir ekipsiniz, enerjik bir ekipsiniz.
Evet. Zaten sonuçta ekibiniz kadar güçlüsünüz. Yani ekip ne kadar iyiyse o derecede kuvvetli. Ama burada güzel olan bir şey var. Tabii Türkiye'de hala şey yok. Yani endüstriyel tasarımına barışık, dost ve üstüne üstlük de bu kadar kalabalık tasarım ekiplerini kendi bünyesinde barındırmak noktasında yaklaşım sergileyen işletme hala çok az. Yani onun için de zaten işte sizin gibi büyük firmalara gözümüz gibi bakıyoruz, önemsiyoruz da yani bu noktada. Şimdi buradaki bu başarının, bu kadar ödülün, bu inovasyon, yani yenilikçi ve gelecekçi ürünlerin arka planlarında da tabii büyük bir çalışma ve aslında research var. Yani iyi bir araştırma ve kullanıcı deneyimleri var. Şimdi beyaz eşya sektörü aslında hani zaman zaman ben de böyle bazı çalışmalarda, bazen mezuniyet projelerinde de yani doygunluk oranları çok yüksek oranlar. Yani ve hala yeniyi söylemek gerçekten tasarımcı için oldukça kendini zorlayacağı sınırları da getiriyor. Değişen yaşam biçimleri de var. Ya burada biraz bize şeyden bahsedebilir misiniz? Yani buradaki işte o kullanıcı deneyimlerinin tasarıma biraz katkıları ve aynı zamanda nereden bakıyorsunuz? Yani bunlar önemli çünkü ürünler aynı zamanda çok da inovatifler. Yani sadece bir buzdolabı değil, sadece bir çamaşır makinesi değil. Onun ötesinde de yeni sözler söylüyor. Biz biraz da orada Vestel'i görelim mi? Yani Vestel'i biraz daha açalım diye söylüyorum. Tabii ki. Şimdi bizim hitap ettiğimiz pazar çok geniş hocam. Şöyle yani farklı kültürler, farklı lokasyonlar için, farklı kullanıcı davranışları için ürün yapmak zorundasınız. Yani Rusya pazarında kullanılan bir ürünle atıyorum İtalya'da kullanılan bir ürün zaman zaman farklılıklar gösteriyor. O yüzden oradaki kullanıcıların da ihtiyaçlarını bir şekilde karşılayacak tasarımlar yapmak zorundayız. Evet. Burada genellikle feedbackleri biz dış ticaret dediğimiz ürün yönetimi kısmından alıyoruz. Oradaki ürün müdürleri bizlere bilgiler veriyorlar. O bilgiler doğrultusunda tabii bizim araştırmalarımız var. Bu araştırmaları yaparken işte fuarlara katılıyoruz. İşte benchmark çalışmaları yapıyoruz. Farklı marka ürünlerini alıyoruz, onları inceliyoruz. Bu noktada biraz önce bahsettiğim gibi artık tek başına tasarımla bir şekilde kotaramıyorsunuz. Yani inovatif unsurları ve kullanıcının yeni isteklerini de göz önüne almanız gerekiyor. Şu pandemi döneminde bile yani biz arkadaşlarla olabildiğince toplanıp kullanıcı davranışları nasıl değişir? Biz bunları beyaz eşya, kendi ürün grubumuza nasıl entegre ederiz? Daha farklı yaklaşımlı ürünler yapabilir miyiz? Bunların üretimiyle ilgili acaba önerilerde bulabilir miyiz gibi bazı toplantılar yaptık. Benim şöyle bir endişem var açıkçası. Ben beyaz eşya sektörünü çok seviyorum. Evet, dediğiniz gibi 16 küsur senedir beyaz eşyada çalışıyorum. Vestel Beyaz Eşya'nın ilk endüstriyel tasarımcısı benim. İlk girdiğim zamanlar tasarım kültürü yoktu ama isteniyordu ki beni aldılar. Ondan sonraki gelişimde tabii kurumumun desteğiyle belirli bir departmanımız var ve belirli sayıda tasarımcı istihdamı söz konusu. Bu noktada baktığımızda evet çok önem veriliyor. Ama şeyi de görebiliyorum. Siz ilk beni tanıtırken söylediğiniz ürün kronolojisini görebiliyorum. Yani o noktada vardım. Şu anda kullanıcıları, teknolojinin gelişmesini göz önünde bulundurduğumuzda açıkçası tasarımcı olarak oynayabileceğimiz, yani oyun alanımız diyeyim, oyun alanımızın sanki daraldığını düşünüyorum. Çünkü teknoloji çok fazla ilerlemeye başladı. İlerleyen dakikalarda belki öğrenci projeleri konusunda da biraz söyleyeceğim. Mesela bir aplikasyon yapıyorsunuz ve her şeyi onunla konuşturmaya başladı. Bu noktada işte bizim mesela atıyorum knob olsun, düğme olsun, kontrol paneli dediğimiz bizim normalde tasarımcının dokunduğu kısımlar artık yok olmaya başladı. Biz farklı yerlere tasarımlar yapmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Biraz süreç sanki oraya doğru gidiyor. Teknolojinin ilerlemesi
diğer sektörler olduğu gibi bizi de etkilemeye başladı. Zamanında mesela televizyondan örnek vereyim. Televizyonda eskiden bir çerçeve vardı ve o çerçeve tasarımını yapardınız ve bu çok önemli bir elemandı. İşte alt tarafta kontrol butonları vardı. Şimdi bu çerçeveler kalktı, inceldi, kontrol ara birimleri yok oldu. Yani biz de buna olabildiğince ayak uyduracağız ve bir şekilde dediğiniz gibi hem kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacağız hem de farklı tasarımlar yapmak zorunda kalacağız. Kesinlikle, kesinlikle. Ben özellikle son sınıfta mezuniyet projelerine geçerken öğrencilere hep şunu söylüyorum. Yani biz sizi aslında yıllardan beri birazcık iyi niyetli bir şekilde aldattık. Masum bir kullanıcıyı öğrettik size. İşte hani gerçekten böyle kullanıcı dediğimiz bir şey var ama aslında onun bir başka ismi, başka bir disiplindeki ismi tüketici. Başka bir açıdan baktığınızda adı müşteri. Dolayısıyla evet. Aslında hiç de böyle masum falan değil. Yani gayet ukala, ne istediğini bazen bilen, bazen de iki gün sonra senin yaptığın üründen vazgeçer. Yani o kullanıcı alıp da kullanmaz. Hatta yani işte müşteriyken başka kriterleri var. Tüketiciyken bambaşka kriterleri var. Kesinlikle. O yüzden de hani başka, yani dijital tasarımcının da bunu derleyip toparlayabilmesi ve aslında aynı kimlikte, aynı kişide hem kullanıcı hem tüketici hem müşteri kimliğindeki bakış açılarını çözmeye çalışması ürünü tasarlarken. Ama diğer taraftan da tabii bence teknolojinin, yani 21. yüzyılın en iyi vurduğu noktalardan bir tanesi, yani kötü mü tartışılır, endüstriyel tasarımı ürünsüzleşme, yani nesnel boyutunu yitirmesi ve ürünün artık başka bir anlam içerisinde kendini yeniden var etmeye çalışması. Bu da hepimiz için sarsıcı. Yani eğitim açısından da hazırlanılması gereken arka planlar var. Sektör açısından da çok çalışmamız gereken konular var. Çok çalışmamız gereken başlıklar var diye düşünüyorum. Yani evet, dikkat etmemiz gereken noktalar bunlar. Gerçekten teknoloji geliştikçe sanki bizim alanla ilgili bazı kısıtlar ortaya çıkmaya başlayacak diye düşünüyorum. Korkuyorum açıkçası. Belki ben onlar belki de fırsata da dönüşecek. Yani tartışabiliriz biraz sonra da onları. Çünkü bu gerçekten kullanıcıların da belki de biraz da bu kadar, ya da işte tüketici beklentilerinin de zorladığı yerde de endüstriyel tasarımcının yeni pırıltıları, yeni bakış açıları ortaya çıkacak belki. Evet. Burada ben Nisan'a söz vermek istiyorum. Muhtemelen evet. Onun da bize öğrenciler adına söylemek istediği, sormak istedikleri vardır size. Evet. Merhabalar, ben Nisan Özyeğin Üniversitesi'nden yeni mezun oldum gibiyim. Şu şekilde, benim az önce anlattıklarınızla ilgili tasarım süreçleriyle ilgili bir sorum var. Brief'ten bahsettiniz. Yani tasarım sürecini başlatan şey brief oluyor. Bize de hocalarımız brieflerimizi veriyor. Bu kapsamda projelerimizi yapıyoruz. Size briefler nasıl geliyor? Bu ihtiyaçlar nasıl ortaya doğuyor? Nasıl ortaya çıkıyor? Yani pazarlama departmanından mı geliyor, yoksa kullanıcı ihtiyaçlarını belirlediğiniz noktada mı ortaya çıkıyor? Birincisi bu. İkincisi de sizce briefler mi, size gelen briefler mi inovasyonu getiriyor, yoksa serbest bir şekilde yaptığınız beyin fırtınaları mı inovasyonu getiriyor? Önce ilk soruna cevap vereyim. Bizim aslında işlerin geldiği birkaç kanal var. Dediğimiz gibi normalde ürünlerimizin satışını sağlayan ürün yönetimi kısmı var. Dış ticaret kısmı, ihracat kısmında bakan müdürlerimiz. Onlar direkt kontak halinde olduklarından dolayı müşterilerin istekleri doğrultusunda o istekleri direkt ARGE departmanları iletiyorlar ve toplu bir toplantı yapıp o şekilde ürün yaklaşımlarını alabiliyoruz. Pazarlamada da keza öyle oluyor. Onun haricinde farklı kanallardan da, özel üst yönetimden de böyle istekler gelebiliyor. İnovasyon kısmına gelince, yani briefle inovasyon şekillendirdiğimiz ve tasarımı ortaya çıkardığımız çalışmalar oldu mu? Oldu. Ama ikinci söylediğin aslında bizim için daha geçerli. Yani bizim ekip olarak farklı ekiplerle de bir araya gelip brainstorming yapıp beyin fırtınası neticesinde çıkardığımız inovatif fikirlerin daha yoğun olduğunu düşünüyorum. Bunları bir şekilde ürünlere entegre ediyoruz ve farklı ürün yaklaşımları ortaya çıkıyor.
Tabii bütün inovatif yaklaşımlar bizden çıkmıyor ama bu süreçte biz de dahil oluyoruz ve en azından katkımız oluyor ve o katkı doğrultusunda o inovatif yaklaşımlar daha farklı şekillerle bürünebiliyor. Bu süreçte de işte disiplinler arası çalışma ve iletişim en önemli unsur. Onu bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Birbirimizle haberleşmemiz, bunun gücünü kullanmamız en sonunda doğru ve başarılı bir ürün ortaya çıkarmamızı sağlıyor. Bilif konusunda ayrıca şöyle söyleyeceğim. Çoğu kurumda şu olmayabilir tahmin edebiliyorum. Zaman zaman çünkü tasarımcı da bilifi yönlendirir. Şimdi okuldaki öğrenci arkadaşlar hocaların verdiği bilifleri belki çok nasıl söyleyeyim yoğun, karmaşık falan diye görebilirler ama en azından net ellerinde bir kağıt vardır. Zaman zaman hakikaten gelen ürün istekleriyle ilgili bizim yönlendirme yaptığımız, oturup birlikte görüşerek şekillendirdiğimiz ürün briefleri olabiliyor, proje briefleri olabiliyor. Bu şekilde devam ediyoruz diyebilirim. Bir de hemen ekipler arası çalışmadan da bahsettiniz. Chat kısmında Ebru Küçükkaya bir soru sormuş, onu iletilmezse. Vestel ürün tasarımı ekibiyle UX ekibinin birlikte çalışma kültürü nasıl? Beyaz eşyaların arayüzleri hangi ekip tasarlıyor? Demiş Ebru Hanım. Şimdi normalde Vestel'in iki tane tasarım birimi var. Bir tanesi elektronik tasarım birimi. Elektronik tasarım biriminden ayrılan ve sonradan oluşturulan, geçenlerde Sultan Hanım'ın da sunumunu yaptığı bir ekip var. UX UI ekibi, arayüz ekibi. Elektronik ürünlerin bütün arayüz projelerini onlar yürütüyorlar. Beyaz eşya ürünlerine ait arayüz çalışmaları normalde bizim ekibimizde. Şu anda öyle bir birimimiz yok içeride. Birlikte çalışıyoruz. Arayüz projelerini birlikte yapıyoruz. User experience konusunda da şu anda çalışmalar var. User experience ve UI konusunda biz de belki ilerleyen zamanlarda istihdam sağlayıp böyle bir birim oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Füsun Hocam şimdi bu konu kapsamında benim soruyu kadar. Peki, tabii. Teşekkürler. UX UI'lar zaten artık olmazsa olmaz gerçekler. Ama ürünün kendisi olacak mı? Yani deneyimin kendisini ürünün kendisi olarak mı kabul edeceğiz? Yoksa aslında deneyim ürünün altyapısını oluşturan yeni bir basamak mı olacak? Bunları belki biraz sonra tekrardan konuşuruz. Şimdi yavaş yavaş aslında üniversite sanayi işbirliklerine gelelim. Yani Vestel'in kuvvetli yüzlerinden bir tanesi de o. Yani ve bizim 8-9 sene olmuş. Vestel'le ve dolayısıyla aslında Murat Ondu'yla da çalışalı. Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım, daha sonra Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümü olarak da. Hem oradaki, yani sanayideki bir endüstriyel tasarımcının, biz bölümü kurarken özellikle şeyi çok önemsemiştik. Yani tasarım profesyonelleriyle akademik profesyonellerin proje stüdyo dersinde buluşması çok kıymetliydi. Yani 18-19 sene öncesinden bahsediyorum. Hatta 20 sene bile oldu neredeyse. Dolayısıyla bu akademik profesyonellerle tasarım profesyonellerinin, sektör profesyonellerinin bir araya geldiği ilişkiler eğitimi de çok anlamlı kılıyor. Yani başka gözlerden öğrenci de kuvvetli deneyimler elde ediyorlar. Bu çerçeve içerisinde yani eğitime yavaş yavaş girelim. Hani öğrencilerden gelen sorular kıymetli. Zaten onlar bu yapının ana çatısını oluşturdular. Üniversite sanayi işbirlikteliklerini biraz konuşalım Murat'cığım. Arada bir şey var. Yani hem bir iyi ilişki var hem bir gerilim var. Yani ben senelerdir üniversite sanayi ilişkileri üzerine birçok çalışma projenin içerisindeyim. Sanayicilerle de sık sık görüşüyoruz. Toplantılar yapıyoruz, sanayi odalarıyla projeler yapıyoruz. Hep böyle kolaya karşılıklı bir söylem var işte. Üniversitenin kapısından giremiyoruz. Oysa yani hele son 10 senedir üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri, yepyeni projeler, TÜBİTAK'ın desteklediği projeler, Avrupa Birliği projeleri ya da bunun dışında üniversitelerin gerçekten hoca bazında ya da genel anlamda eğitim bazında sanayiyle yürüttüğü çok kuvvetli çalışmalar var. Hep şöyle bir pozisyon gözlemliyorum ben.
ya ve deneyiliyorum. Yani sürekli olarak endüstriyel tasarım ilişkisini sanayiciye tekrar tekrar anlatmak zorunda kalıyoruz. Ve gerçekten her seferinde bazen şey diyorum, yani yeniden eğitmekten yoruluyorum. Yani yoruluyoruz. Yeniden anlatmaya ve tasarımla, tasarımcıyla çalışmanın, endüstriyel tasarımın aslında yaratacağı fırsatlarla beraber sistemin tümüne bir bomba olmadı. Hani böyle bir korku var hala. Tasarımcıyla çalışma korkusu var sanayide. Bu da tabii gerilim yaratıyor. Ama dişsiz olmuyor. Yani bizim disiplin olmadan ne yazık ki mümkün değil. Diğer taraftan baktığımızda sanayici söyleniyor. O da SALT mezun açısından bakıyor. Diyor ki ya bu kadardı işte şu yeterliliklere sahip bir daha yepyeni mezun çocuk da neredeyse 5 senelik, 10 senelik tasarımcının sahip olması gereken özellikleri bekliyor. Yani kendisi mezun olurken o özellikleri yokken bu sefer öğrencilerden bekliyor. Arada bir böyle gerilim var. Hadi biraz oradan başlayalım mı? Başlayalım hocam. Şimdi bahsettiğiniz teknoloji transfer ofisleriyle ilgili şöyle, belki bizim birimimizin yok ama ARGE'lerde çok ciddi üniversitelerle bu çalışmalar sürdürülüyor aslında. Başka bir birim bakıyor. O konuda Vestel'i örnek gösterebilirim. Vestel Beyzeşe hakikaten o konuda iyi çalışmalar yapıyor. Tasarım konusunda tabii sizin sayenizde benim başka bir kimliğim daha oldu. 4 senelik böyle bir geçmişim oldu. Benim için çok keyifli bir deneyimdi. Öğrenci arkadaşlarla birlikte, sizlerle birlikte çalışmak. Tabii orada şeyi daha net gördüm. Biraz da konuşmuştuk bunun üstüne zaten. Teori konusunda okulda eğitim almak ya sizin gibi duayenlerden eğitim almak tabii ki öğrenciler için büyük şans. Bahsettiğiniz profesyonellerin okullardaki eğitim sistemine bir şekilde dahil olması kısmı benim desteklediğim bir konu. Neden derseniz şimdi ben de İTÜ'den mezun oldum. Hocalarım sağ olsun gerekli bilgileri verdiler ama eksiklerimiz vardı. Vestel benim için bir okul oldu. Çalışmaya başladığımda dediğim gibi ilk tasarımcı bendim. Hiç tasarımcı yoktu. Yani aynı dili konuşabileceğimiz bir insan yok. Nereden başlasak, nasıl oluştursak bu yapıyı şeklinde düşünürken tabii mühendis arkadaşlarla birlikte çalışmaya başladık ama onlardan çok şey öğrendim. Onlar aslında endüstriyel tasarımcı başlığında ki o endüstriyel kısmını biraz bana verdiler diyebilirim. Okuldan çıktıktan sonra arkadaşların bizim gibi kurumlarda seri üretim yapan ve çeşitliliği bol olan OEM tabanlı veya farklı tabanlı üretim yapan firmalarda çalışmaya başladıklarında tabii ki eksikleri oluyor. Bazı ilanlar dediğiniz gibi 5 sene 10 sene deneyim istiyor. Bizim zamanımızda da vardı. Ama biz korkusuzca başvuruyorduk. Eksiğimizi çok bilmiyorduk. Fakat bundan tamamlanabilir şeyler. Yani ben de açıkçası çıktığımda ne yapacağımı bilmiyordum ama içeride bir okul vardı. O okuldaki kaynakları doğru değerlendirdim diye düşünüyorum. O anlamda belki öğrenci arkadaşlarım da soruları, soru işaretleri vardır. Bunda çok korkmasınlar. Yani bir şekilde zaten yoğunluk, proje yoğunluğu ve süreç sizi bunları öğrenmeye itiyor. Her şeyi okulda öğrenme zorunluluğunuz yok. Bizim de yoktu. Bir şekilde biz bunları tamamlıyoruz. Ama yine söylüyorum, ben bütün tasarım bölümlerinde bir profesyonelin en azından kısmen de olsa bazı proje derslerinde veya ne bileyim üniversite sanayi işbirliğinde bölümle bir proje yaparak bir şekilde destek olmasını, öğrencilere farklı bakış açısıyla proje yapmalarında destek sağlamalarını isterim. Ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım ben de o süreçte faydalı olmuşumdur. Tabii bu ilişkiler karşılıklı, biz oradan bilmediğimiz şeyleri aldık. Öğrenci arkadaşların farklı düşünce yapıları var. Yani bizim kuşağımız eski. Şu andaki kuşakla kuşağın düşünce yapısı, yaklaşımı tamamıyla farklı. Karşılıklı fikir alışverişleriyle çok değişik noktalarda, değişik formatta ürünler tasarlayabiliyorsunuz. Bu da çok önemli. Yani bu noktada baktığımda onun haricinde üniversite sanayi işbirliği konusunda açıkçası tasarım birimi olarak biz elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz.
her noktada. Şu anda Türkiye'de ciddi anlamda benim bildiğim bıraktığımda 26 tane tasarım bölümü varmış galiba. Çok ciddi sayıda mezun veriyor ama ne yazık ki bu kadar istihdamımız yok. Biz bu eğitim süreci boyunca arkadaşlara hem dönem projesi olsun, hem bitirme olsun, hem staj imkanı olsun elimizden geldiğince desteği sağlamaya çalışıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz. Çünkü meslektaşız, o yollardan biz de geçtik. Ne zorlukla yaşayacaklarını veya yaşadıklarının farkındayız açıkçası. Yani her zaman desteğimiz fakidir, sonsuzdur yani. Evet, yani Vestel özelinde gerçekten bu noktada ben de hani yıllardır bu performansı çok yüksek düzeyde görüyorum ama genel anlamda tabii endüstrinin aynı performansı sergilemediğini hepimiz biliyoruz. Hem çok üst düzeyde yeterlikler bekliyor öğrenci, yani mezun öğrenciden artı başka bir şey, yani o kadar az firma kurum içi hizmet eğitim veriyor ki yani. Adeta bir anda gelen yeni mezunun her türlü yeterliğe sahip bir şekilde opere etmesini, sorun çözümünü çok kolaylıkla yapabilmesini ve bambaşka bir dünyaya gidiyor. Çünkü burada bizde de yani üniversite tarafında da bazı eksiklikler var. Sanayiden çok uzak üniversite. Yani bütün simülasyonların hepsi tabii ki bu da yani tasarım eğitiminin de tabii biraz sonra konuşacağız şeyleri var. Ne diyelim, kibarca falsoları var, kibarca söyleyeyim, bazı boşlukları var ve hani hep dediğim gibi fil dişi kulelerin içerisinde, tasarım stüdyosunun içerisinde her şeyi halletmeye çalışıyoruz ve öğrencinin bir ayağını sanayiye şeylerden hariç, stajlardan hariç bir ayağını o tarafa uzatmasına olanak verecek birçok üniversite için söylüyorum, her üniversite için konuşmuyorum. Ama fırsatlar yaratılmıyor. Çünkü sanayi işbirliği yapmak çok zahmetli bir süreç. Yani her iki tarafında çok çalışması gerekiyor. Ve öğrenci şimdi sanayiyle sadece stajdan iki stajı var maksimum. İki stajda buluştuktan sonra bir anda kendini yepyeni bir üretim ortamının içerisinde buluyor. Ve sudan çıkmış bir balık gibi. İşletmeler de çok az eğitim veriyorlar. Yani oryantasyonun haricinde yani bir o işte bir haftalık oryantasyonu ya da bir aylık bazı yani sizin gibi büyük şirketlerden bahsetmiyorum ama sanayinin büyük bir bölümü hep yeni mezundan bekliyor ve dolayısıyla bu donanımsız olmanın yarattığı paniklik de var ve öğrenmeden bodozlama giriyorlar. Ya burada aslında hem akademik anlamda yani üniversite kısmında bir boşluk var. Sanayiyle ilişkiyi hep böyle bir simüle proje gibi anlayıp çocukları işte bir iki fabrika gezisi, üretim yönteminin içindeki bir iki fabrika gezisi, iki de stajın ötesinde sanayiyle ilişkisi yok. Sanayici de eğitime destek vermek ya da yeni mezun yani eğitim alırken olan öğrenciyi de mezun olduktan sonraki yeni meslektaşı da ne yazık ki yeterli derecede donatmıyor diye düşünüyorum. Nisan burada ne söyleyecek merak ediyorum öğrenciler adına. Öyle yani öğrenciler olarak yani benim kendi gözlemim olarak da bence bizim de kafamız karışık. Çünkü iki stajda diyoruz. İki stajda tanıyabilirsek iki sektör tanıyabiliyoruz. Ne hala beyaz eşya dedik yok mobilya dedik. Hani tasarım dediğinizde ama çok geniş bir alana gidebiliyoruz. Yani UX'ci de olabiliyoruz, başka sektörlere de gidebiliyoruz ama yeteri kadar sektör tanımadan bir anda çıkıp hadi git sektör seç hemen çalışmaya başla. Çünkü çalışmaya başlamazsan tecrübe kazanamazsın, tecrübe kazanamazsan iyi bir işin olmaz. Gibi evet. Bir denklemin içindeyiz. Yani bence bizim tarafımızda da birazcık bu bilinç eksikliği var. Yani çünkü projelerimizin içinde... Bence bilinç eksikliği demeyelim de çok özür dilerim, ona bir fırsat eksikliği. Fırsat eksikliği. Evet, yani sizin o bir, yani ben biraz daha öğrenci tarafında olan bir hocam olarak. Yani sizin oradaki bilinç eksikliğiniz değil, oluşturulmadığı için farkındalığınız olmayabilir, fırsat verilmemiş olabilir size. Bizim bu taraftan yani akademik anlamda söylüyorum. Çünkü akademide sektörleri biz sadece yüzeyinden görüyoruz. Yani beyaz eşya yapalım diye bize... Evet. Geldiği zaman projelerimizde sadece yüzeyinden görüyoruz. Aslında oradaki çalışma prensiplerini, çalışma ortamlarını deneyimleme imkanımız olmuyor. Ama sektörün bizden beklediği de bu süreçlere hemen hızlıca adapte olmamız oluyor.
Evet. Yani aslında ben yeni teknolojik, yani daha doğrusu 21. yüzyılın özellikle yani geleceğin geldiğini ve geleceğin geçtiğini düşünenlerdenim aslında. Koronayla farkındalığımızın arttığına inanıyorum sadece. Yoksa her şey arka plan hazırdı. Bizde de farkındalık oldu. Aa evet ya, teknoloji de iyi bir şeymiş falan demeye başladı. Fakat burada şöyle bir şey var. Bu deneyim dediğimiz, yani işte user experience dediğimiz kısımda da yani deneyime dayalı tasarım diyeyim aslında. Biraz daha şey yapıp biraz endüstriyel tasarımcının da kaçış noktası diye düşünüyorum. Yani yeni sistemin bize ileri teknolojilerin aslında endüstriyel tasarımcıya daha büyük fırsatlar verdiğine inananlardanım. Ürün bazında da kompleks, yani ürün kompleksliği açısından da. Ama bu deneyim kısmının biraz aslında üretim problemleri, malzeme, detay çözümünden baş edemeyeceğine inandığı zaman biraz böyle bir, ne diyelim, niş nokta oluşturdu user experience. Sanki zor mu geliyor sizce hocam? Öğrenci arkadaşlar. Zor mu geliyor sizce? Yani user experience bir kaçış noktası gibi geliyor. Yani ikisini birleştirmek dedi. Yani ayrı bir alan, sanki endüstriyel tasarım biz salt user experience üzerinden tanımlamamız gerekiyormuş gibi bir eğilim olmaya başladı özellikle Türkiye'de. Mesela bu da bence biraz sorun gibi. Bilmiyorum, ne diyorsunuz Murat Hoca? Hocam haklısınız. Evet, son zamanlarda baktığımızda. Belki onlar da bir şey söylemek isterler, katkı vermek isterler. Evet Murat'cığım. Son zamanlarda evet, arkadaşların genelde eğilimi o tarafa doğru kayıyor. Yani haksız bulmuyorum açıkçası, çünkü dediğiniz gibi baktığınızda işte 26 bölüm var, mezun sayısı belli ve gerçekten ürün tasarımı yapan, ürün tasarımı yapacak veya bunu ilanını veren firma sayısı çok az. Öbür tarafta da gelişen teknolojiyle farklı bir dal oluştu. Öğrenci arkadaşlar da genelde o tarafa doğru eğilim gösteriyor. Ürün tasarımı yapmak aslında çok kolay bir işlem değil, zaten biliyoruz. Hele bizim sektörümüzde, bizim birimimizde hiç kolay değil. Çünkü OEM tabanlıyız, farklı pazarlar için farklı varyasyonlar yapmak zorundayız. Bu noktada sadece fonla bu işi çözemiyoruz. Bizim üretim yöntemlerini takip etmemiz gerekiyor. İşte renk, malzeme, finish detaylarını bilmemiz ve bu trendleri takip etmemiz gerekiyor. Bunları öğrenmemiz gerekiyor ki çeşitliliği arttıralım. Bu noktada haklısınız, evet, öğrenci arkadaşlara ve diğer insanlar için, mezun olan arkadaşlar için belki zor gelebilir ama benim için keyifli. Arkadaşlarla biz, ekip arkadaşlarımla açıkçası bunlar üstüne çalıştıkça farklı varyasyonlar yaratabiliyoruz. Öbür tarafta UX UI kısmında çok gelişen bir sektör söz konusu. Bunu da yadsıyamayız. Daha da gelişecek, öyle gözüküyor. Donanım konusuna gelince evet, yani büyük ölçekli firmalarda yeni mezun arkadaşları istihdam ettikten sonra iç bünyede verilen eğitimlerle bir şekilde destekleme yönü daha fazla. Kesinlikle küçük firmalarda belki bu daha az olabiliyor. Ama ben bu noktada da her şeyin bireyde bittiğini düşünüyorum açıkçası. Birey istekliyse, niyeti varsa, meraklıysa, bu işi gerçekten heyecanla yapıyorsa önünde hiçbir şey duramaz. Bir şekilde öğrenir, adapte eder. Tabii bu konuda biz daha avantajlıyız. Neden? Kurum bize gerçekten bu desteği sağlıyor. Evet, bu çok büyük bir şans. Aynen, büyük ölçekli bir firmada çalışmanın en büyük avantajı bu. Yani bir malzeme bulduğumuzda, o malzemeyi bir şekilde denemek istediğimizde bir toplantı ayarlayıp konuşup o malzemeyi denemek için karşı taraftan isteyebiliyoruz veya onlarla görüşebiliyoruz. Böyle bir avantajımız var. Ama dediğim gibi bence her şeyi kurumlardan beklememek lazım. Biraz araştırma. Yani bireylerde de bitiyor. Bireylerin kendini geliştirmesi gerekiyor. Yani sadece karşı taraftan beklememek lazım. Çok çok kesinlikle katılıyorum. Yani bu da çok önemli. Bir de içinizdeki ateş çok önemli. Yani aslında o içinizde o ateş varsa, yani o sürekli olarak klasik Türk filmlerindeki gibi hani kötü kader diye ağlayanlardan değil, olmak istemiyorsanız, sonuçta sadece üniversite, sadece sanayi değil, tabii ki aslında fırsatları
hayatınıza getirebilmek ve bunun için de yeterli olmak gerekiyor. Yani bu sistem dünyanın hiçbir yerinde bu işi sevmeden yapan, yani bunun için illa endüstriyel tasarımcı olmanız gerekmiyor. Bu işi sevmeden yapıyorsanız, zoraki yapıyorsanız, zaten hani uğraşmadıysanız size yani bütün kapıların açılmasını beklemek gerçekten sadece hayalcilik olacak. Önemli olan kendimizi biriktirebilmek, yani cebimize o donanımı yerleştirebilmek ki ne kadar kuvvetli donanımımız varsa önümüze çıkan fırsatlarda da o kadar şansımız artıyor. Yoksa bizim işin aslında iyi taraflarından bir tanesi kendi yeterliliğimizi geliştirdiğimiz ölçüde kendi fırsatlarımızı da arttırıyor olmamız. Yani yeterli değilsek fırsata da uymuyoruz. Hani öyle bir şey vardı ya, hani işte şans gelir bekler, şans gelir bekler gider falan gibi böyle bir şey vardı. Bir söz vardı. Yani hep gelir gelir ama geldiğiniz zaman da sizin hazır olmanız gerekiyor. Donanımlı olmanız gerekiyor. Evet. Dünyadan haberinizin olması gerekiyor. Mesleki yeterliğinizin olması gerekiyor. Dolayısıyla ancak o zaman eğer bir şeyler yolunda gitmiyorsa belki şikayet etmek söz konusu olabilir. Burada sevgili Figen Işık şey demiş, benim kullanıcı deneyimiyle ilgili olarak chatte yazmış. Füsu merhaba, buna pek katılmıyorum. Kullanıcı deneyimi tasarım kriterlerinin oluştuğu anlar. Buna kesinlikle katılıyorum. Yani bu kısımda steplerde ve basamaklarda hiç sorunumuz yok. Burada hemfikiriz. Biraz önce aslında Nisa'nın söylediğinin üzerine ben şunu söylemek istemiştim. Kullanıcı deneyimi üzerine giderken endüstriyel tasarım yani ayrı alanlarmış gibi tanımlamaya başlandı. Ve sanki endüstriyel tasarımcılık başka bir şey, kullanıcı deneyimi tasarımcılığı başka bir şeymiş gibi yeni bir alan oluşmaya başladı diye gözlemliyorum. Bu doğrudur bilmiyorum. Bu çok subjektif. Tamamen kişisel. Dolayısıyla burada da endüstriyel tasarımcılığı yapamadığı zaman sanki orası bir niş alanmış gibi oluyor. Ben sadece o nokta içerisinde biraz şikayetimi belirtmek istemiştim. Evet, Nisan'cığım eklemek istediklerim var mı burada? Devam edelim mi? Sanayi ve üniversite işbirlikleriyle ilgili bir de kişisel çabalardan bahsetmiştik. Onunla ilgili hızlı bir sorum var. Yine gelen sorulardan biri. Bir öğrenci üniversitesinde projesini bir şirketle yapma kültürü yoksa, şirketle yapmıyorlarsa bu projeyi ama diyor ki ille ben Vestel'le yapmak istiyorum, Vestel gibi bir yerle çalışmak istiyorum ama kendi imkanlarımla yapmam gerekiyor bunu diyerek size ulaşsa nasıl olabilir bu? Dönem projesinin bitirme projesi olarak. Bitirme projesi. Yani bazı bildiğim kadarıyla bazı üniversitelerde firmalarla çalışma öngörülüyor. Bazı üniversitelerde bu çok kabul görmüyor. Açıkçası biz buna destek veriyoruz. Yani illa böyle bütün üniversitelerin hepsinin firmayla çalışma zorunluluğu olmaz. Herkesin kendi çalışma planı var. O arkadaş gelebilir, biz destek oluruz. Yani şöyle de bir şey var tabii. Destek oluruz derken şöyle diyeyim. Bize bitirme projesi olarak da çok ciddi başvuru geliyor. Ve biz ne yazık ki belirli bir kontenjan ayırıyoruz ve o kontenjan doğrultusunda belirli sayıdaki arkadaşa destek olabiliyoruz. Şimdiden söz vermiyorum kesin ama yani yine de yardımcı olmaya çalışırız. Böyle bir şeyle gelirse de yardımcı oluruz. Bir tane sormasının amacı böyle bir kültür olmadığı için protokol imzalanıyor iki okul arası eğer üniversite şey kısmı varsa, yani üniversitede öyle bir kültür varsa böyle bir süreçler de var. Ama siz okey diyorsanız kendisi de zaten buradaysa mesajı almıştır diye düşünüyorum. Doğru. Peki bu burada Nisan'ın devamında şu şey yapalım Murat Hoca. Şimdi portfolyolar var, geliyor. Ve zannediyorum bu son başvuruya 900, çağrıya 900 başvurudan bahsediyor. Evet. Yani olağanüstü bir şey. Şimdi Vestel'in yeni bir çağrısı var ve 900 başvuru. Yani burada neler arıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Nasıl belirliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Şimdi zor bir süreç bizi bekliyor kesin. Çok özür dilerim. Bunu iki aşamaya ayırabilir miyim? Yani şöyle Vestel ya da özel sektör, yani Salt Vestel özelinde değil de genel anlamda özel sektöre bir mezun beklerken aslında üniversitelerden nasıl bir içerikte çıktı bekliyorsunuz?
kendinize başvurular olurken de nasıl değerlendiriyorsunuz kısmını aslında biraz ayıralım, olur mu? Yani biraz üniversitelerden beklenti, bir de öğrencinin, yani yeni mezun öğrencinin. Üniversitelerden beklenti derken hocam, ya tam olarak orayı çok anlamadım. Yani içerik olarak size hazır gelmeyi var ya, anladım. Yani neler olabilir, anladım. Daha? O kısımdan, tümden gelelim diye söylüyorum. Anladım. Yani benim nacizane fikrim, açıkçası üniversite projelerinin ölçeklendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı portfolyoları incelediğimizde, yani ben de İTÜ'de okurken birinci sınıf temel tasarımdır. Zaten bütün üniversitelerde temel tasarım verilir. İkinci sınıfta biraz alıştırma olur. İşte redesign projeleri de daha farklı yaklaşımlar olur. Üç ve dört biraz daha profesyonelleşir. Bu noktada benim dikkat ettiğim, yani bu benim görüşüm kesinlikle. Zaten Murat Onda olarak soruyorum. Aynen. Projelerin sınıf atladıkça ölçeğinin biraz daha büyümesi veya kompleks hale gelmesini açıkçası bekliyorum. Hı hı. Biz de bakarken buna bakıyoruz. Aslında portfolyo değerlendirmesini sonra da söyleyeceğim, yani nasıl bir değerlendirme sistemimiz var. Açıkçası baktığımda, yani şimdi ikinci sınıfta yapılan projeyle üçüncü sınıfta yapılan projenin yapısı veya zorluk derecesi aynı olduğunda, öğrenci arkadaşımızın gelişimini veya değişimini, farklılaşmasını çok fazla gözlemleyemiyoruz. O yüzden ölçeklendim ki dörde gelince de zaten bitirme projesiyle dört sene boyunca öğrendiği her şeyi bir şekilde yansıtmaya çalışıyor. Dikkat ettiğimiz noktalardan biri o. Ben şanslıydım bu noktada, çünkü İTÜ'de gerçekten 1-2-3-4'te ölçekli bir şekilde gitti projeler. Bazı üniversitelerde yine geliyor. Onun haricinde eleştirel olarak bakayım hocam, yanlış anlamazsanız bölüm başkanı. Yok, bence iyi, yani bize de faydası olur. Üniversite, yani hocalar, hepimiz buradayız. Farklı bakış açıları da olacaktır. Biz sanayiye ne kadar söyleniyorsak sanayide bize söylenecek doğal. Evet, öğrencileri de eleştirin ki biz de öğrenelim ne hata yapıyoruz, neler düzeltmeliyiz. Naçizane görüşlerim sadece. Yani çok fazla tekrarlayan proje konusu olmaması aslında bizim için de şey olur. Çünkü biz bir şekilde ekibi büyütmek ve tasarımcı istihdamını sağlamaya çalışıyoruz. Kendi açımızdan. Diğer firmalarda da öyledir. Zaman zaman baktığımızda işte bir senede, iki senede bir tasarımcı ihtiyacı olduğunda gelen portfolyolarda ve üniversite dönem projelerinde tekrarlı projeler görüyoruz. Yani belki proje konularının çeşitliliği biraz daha farklılaştırma sağlayabilir diye düşünüyorum. O noktada hem öğrenci arkadaşları da farklı bir yöne iter, araştırmalarını daha değişik şekilde yaparlar. Bu bizim dikkatimizi çeken bir şey. Yani bir sene başvuran arkadaşta mesela onu değerlendiriyoruz. Gelecek sene bir daha böyle bir ilan açtığımızda farklı senenin öğrencisinde de yine aynı projeleri görüyoruz. Bu çeşitlenme belki sağlanabilir. Dediğim gibi biz her şekilde açığız. Bu seneki bitirme yapan arkadaşların çoğu bizde mesela beyaz eşya sektörüyle ilgili proje yapmadı. Aslında bizim normalde kendi profesyonellik... Yapmadılar. Evet, biz bir şekilde hayır demedik. Yani biz de onlarla birlikte çalışıyoruz. Fikir veriyoruz. Bir şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani buradan çağrı olsun. Bütün üniversitedeki endüstriyel tasarım bölümleriyle hem bölüm projesi hem bitirme projesi anlamında çalışmaya açığız. Her türlü desteği vermeye açığız. O noktada farklı projeler de yapabiliriz. Yani şimdi öğrenci arkadaşlar geliyor, hayır diyemiyorsunuz. Ama normalde beyaz eşya sektörüyle ilgili bir şey yapsalar aslında işimiz daha da kolaylaşacak. Çeşitliliği biraz arttırsak daha iyi olur. Portfolyo değerlendirme sürecini anlatayım mı? Evet, şunu bir şey yapacağım. Buradaki ölçekten şeyimiz, yani ifadeni açalım diye söylemek istiyorum. Sonuçta birinci sınıf ve son sınıf arasında ya da projeleri içerisindeki karmaşıklık noktasında zannediyorum tanımlamak istiyorsun. Bazı herhalde projeler, bazı üniversitelerde çok dönemlerine uygun olarak verilmiyor. Bunu anlıyorum. Doğru muyum? Aynen gibi. Bir de aynı zamanda çok benzer ve aynı projelerin geldiğini söylüyorsun.
Tekrar yani şey gibi hani işte sürekli ikinci sınıfın ikinci döneminde biz de öyle yapmıştık. Aydınlatma elemanı ya da soğan, zeytin çekirdeği çıkarma aleti yapmak gibi bir şey değil mi? Gibi yani. Anlıyorum. Evet, peki, teşekkürler. Bu noktada da öğrenci tarafında olayım dedim hocam. Anladım. Doğru. Yok. Yani şimdi brief hazırlamak, yani biraz önce Nisan da sormuştu. Akademik anlamda da brief hazırlamak için en zor kısımlarından bir tanesi. Evet. Ve hani hem brief'i doğru hazırlayacağız, hem stepleri öğrencilere, yani brief'i tasarlıyoruz aslında yaparken. Yani muhtemelen birçok üniversite de böyle yapıyordur. Yani saatler boyunca o brief için kelimeler öğrenciye feyiz olacağı için uğraşılıyor. Projenin de verilirken bir brief'in içerisinde algısının öğrenciye perspektif açıcı olması hedefleniyor. Hocalar da bir süre sonra aynı şeyleri yapmaktan sıkılıyorlar mutlaka. Ama belki tekrarlar ve şeyler, ne diyelim, sıradanlıklar denk gelebiliyordur, olabiliyordur yani. Ona da hiçbir şey demiyorum. Peki, bu taraf güzeldi. Şimdi istersen bir de şeyi konuşalım. Portfolyoyu konuşalım. Evet. Bu arada şimdi 900 başvuru var şu anda Vestel'e. Şimdi bunu tabii iyi mi değerlendireceğiz, kahredici mi değerlendireceğiz kısmında sonra belki Mehmet Hoca ile Hasan Hoca ile tartışırız. Sertaş da burada, Özlem de burada, Figen de burada gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla 900 başvuru aslında Vestel için çok iyi. Türkiye için ne demek? Onları da sonra konuşalım isterim ben doğrusu. Eğer katılmak isterlerse. Şimdi bu 900 başvuruyu Vestel nasıl değerlendirecek? Ne bekliyorsunuz portfolyolardan? Hocam 900 başvuru almak tabii ki güzel bir şey. Bizim işimizi zorlaştırıyor ama keyifli. Sizle de konuştuğumuzda yani o 900 kişinin başvurusunun her birinde inceleyip sık dokuyup bir şekilde bakıyoruz. Çünkü hiç kimsenin hakkını yemek istemiyorum ben kendi adıma. Çünkü belki bizim kaçırdığımız bir nokta var. En ince ayrıntısına kadar değerlendirmeye çalışıyoruz. Aradığımız özellikler neler? İşte normalde ilan bizim hazırladığımız bir ilan ama standart bir ilan gibi gözükse de analitik düşünme yeteneği istiyoruz. Süreç yaklaşımına bakıyoruz. Portfolyolarda en fazla baktığımız şey o açıkçası. Araştırmadan sonra tasarımın son nihai haline girişteki o gelişimi sonunda gösterebilmiş mi ona bakıyoruz. Burada da belki Nisan'a gelen sorulardan bazılarını cevaplamış oluruz. Ben şahsım adına şöyle bakıyorum. Ben önce bir gelen portfolyoyu böylece hızlıca bir bakarım. Görsel olarak bakıyorum. Düzenine bakıyorum. Oran orantısına, proporsiyonuna nasıl ayarlanmış. Ondan sonra içeriğine tekrar dönüp içeriğine bakıyorum. Ondan sonra eğer böyle nokta atışı yapılmış veya ön plana çıkartılmış bir proje varsa onun detayına girmeye başlıyorum. Bu noktada Nisan'ın bazı soruları olacak. Onları kendi sorsun. Ben onları cevaplayacağım ayrıca. Tamam. Şimdi biz bir ekibiz. Ben uzun senelerde şu yöntemi de yapmaya çalışıyorum. Bir takım çalışması var bizde ve dinamik bir ekip, genç bir ekip. Ve alacağımız tasarımcı arkadaş da bu ekiple birlikte çalışacak. Sadece benimle çalışmayacak. Benim kararım ne kadar önemli olsa da ekip arkadaşlarımın görüşleri de benim için o kadar değerli. O yüzden onların fikirlerine de değer veriyorum ve birlikte değerlendiriyoruz. Birlikte bakıyoruz. Olabilir, olmaz. Şurada eksik, burada şu nokta var. Zaman zaman beni de yönlendirdikleri ve benim yanlış düşündüğüm kişileri yani nasıl söyleyeyim, doğru kişiye yönlendirdikleri çok oldu. Tabii bunun haricinde analitik düşünce dedik, gelişmeyi nasıl sağladığı portfolyoda portfolyonun çok fazla karmaşık olmasını açıkçası istemiyoruz. Yani çok az öz ama net projeler olmalı, net çözümler olmalı. Gelişimi süreci, yaşadığı süreci bir şekilde görmeliyiz, görmek istiyoruz. Onun haricinde sorulardan bir tanesi gelecek ama üniversite çok önemli mi? Değil. Birey daha önemli. Aldığı eğitim ve eğitimde yaptığı projeler bizim için daha değerli. Hangi üniversite olursa olsun bizim için birey daha önemli.
Tabii ki en önemlisi takımla birlikte çalışma şeyi. Tabii bu dönemde biraz zor. Normalde bu görüşmeleri hep yüz yüze yapıyoruz. Şu anda muhtemelen haftaya başlayacağız ama online olacak diye tahmin ediyorum. En son birinci elemeye geçirdiğimiz arkadaşları davet edip bir şekilde yine birkaç kişi girip sorular sorup o şekilde değerlendirme yapıyorduk ki onun da insan kaynaklarından sonra takıma uygunluğunu, karakter analizini yapmaya çalışıyoruz. Hırslı mı, işte sinirli mi, çabuk sinirlenebiliyor mu? Yani biz de naçizane bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz onu. Genelde baktığımız şeyler bunlar. Dediğim gibi o eksik oldukları kısımları çok fazla düşünmesinler. Çünkü biz de bu yoldan geçtik. Gerçekten biz bunları tamamlarız. Önemli olan baktığımız şeyler net. Yani biz onlara gelip üretim yönetimini bilmiyorsun veya işte şunu bilmiyorsun falan gibilerinden bir şeyle yaklaşmayacağız. Bunları süreç boyunca bizle birlikte, biz de hala öğrenmeye devam ediyoruz. Çünkü gelişen teknolojiler var, üretim yöntemleri var. Biz de hala eğitime devam ediyoruz. Birlikte öğreneceğiz, birlikte yapacağız, birlikte tasarım yapacağız. Bu süreçte birlikte olacağız. O yüzden o konuda çok endişe etmesinler. Bence bu çok kıymetli bu son söylediklerin. Yani ben muhtemelen öğrencileri de çok rahatlatıyor. Ben şeyi merak ediyorum. Yani en böyle değerlendirirken heyecan verici portfolyo mesela ne demek senin için? Ne demek mesela? Yani hani bu kadar detaylı bakıyorsunuz ama mesela hangisi? Yani böyle ne heyecanlandırıyor? Neyi görünce çok heyecanlanıyorsunuz veya o çocuğun portfolyosunu biraz daha öne çıkarıyorsunuz ya da işte gitsinler kalsınlar arası içerisinde yapıyorsunuz. Mesela o ilk ilişkiler mi yoksa detaylar mı? Ne çok heyecanlandırıyor sizi değerlendirirken? Hocam bizim kendi aramızda kullandığımız bir şey var. Yani biz iyi modellemeci aramıyoruz. İyi görselleştirmeci de aramıyoruz. Biz gerçekten tasarımcı arıyoruz. Tabii ki bunlar önemli. Bunları ek madde olarak yazdık. Bunları istiyoruz ama önemli olan bize o projelerde verilen, sizler tarafından verilen projelerde yaşadığı süreç. Süreçte ışık var mı? O ışığa bakıyoruz. Tabii ki görselleştirme, modelleme yeteneği yani bir şekilde bunu dijital ortamda veya işte gelen hard copy'lerde görebiliyoruz ama onun haricinde baktığımız en önemli şey o aslında. Ekip olarak baktığımız gerçekten yaklaşımının sonucunda araştırma sonucunu gerçekten son tasarıma yansıtıp yansıtmadığı yani 10 tane proje yapmış olması çok önemli değil bizim için. 3 tane proje olsun hem o gelişimini portfolyoda sırayla görebilelim bir düzen içerisinde hem de son aşamada evet olmuş bu arkadaş diyebilelim. Yani baktığımız şeyler aslında çok şey yani mükemmeli aramıyoruz. Mükemmeli yakalarsak ne güzel. Yani şu anda biz ekip olarak 3. jenerasyonu yaşıyoruz. Evet. Bazıları biliyorsunuz zaten birlikte eğitim hayatımızda çalıştığım arkadaşlar benim. Evet. Çok keyifle çalışıyorum onlarla. Bildiğimden dolayı onları alma avantajım vardır öyle söyleyeyim. Doğru. Ama diğer noktada da bazı hocalarım bilir. Genelde ilk elemeye geçtiğimizde hocalarımızı ararım, referansları sorabilirim, soruyoruz. Genelde nasıl bir öğrencidir, nasıl bir yaklaşımı vardır diye. Yani aslında çok aradığımız noktalar çok belli. Öyle söyleyeyim. Ama tabii bizim için şu başvuru sayısı çok fazla. Bence rekor. Yani şu ana kadar böyle bir şey hiç duymamıştım. Yani 900 başvuru rekor ama muhtemelen hikayesini iyi anlatabilen ve tabii ki evet. Dediğin gibi yani endüstriyel tasarımcı bir görselleştirme uzmanı değil ama iyi bir düşüncesini aktarabilmek ve o yaratıcı sürecini ifade edebilmek yeterliğine sahip olmalı. Tabi burada eskizlerinin olması ve o iyi ve heyecanlı eskizler eminim sizi de çok daha böyle aktive ediyordur. Onları gördüğünüz zaman portfolyolarda değil mi? Ben de bazen portfolyolara bakıyorum. Yani inanılmaz derecede donuk, sadece renderlar. Hiçbir hikayesi olmayan, hiçbir süreci olmayan veya işte adı bile olmayan. Yani ona bir ruh vermemiş, onu bir cisimleştirmemiş, var etmemiş. Sadece orada bir form çalışması yapılmış gibi bir kenarda duruyor. Oysa orada ne kadar büyük, ne diyelim, emek, ne büyük yol hikayeleri, ne büyük terler var.
O emeğini de görmüyor. Yani hikayesini aslında süreci paylaşması ve en önemlisi de aslında ürün geliştirirken eskizleri çok daha kıymetli burada. Kesinlikle. Ama böyle çok sanki işte şey fabrikasyon bir görsel çıktısı gibi acayip renderlar, aynı ürünü dört yerden render alarak, yani aynı ürünü dört farklı açıdan renderlarını koyarak, hatta bazen onu bile yapmadan ama dört tane aynı görünüşü koyup sayfa çoğaltmak bence burada, hani ben de biraz bu noktada portfolyoları eleştiriyorum. Hikayesiz, öyküsüz, içeriksiz ve ruhsuz aslında, yani ürününe ruhunu verememiş tasarımcı, o heyecanı yansıtmamış bir şekilde çok şablon çıktılar oluyor. Yani herhalde onları çok rahatlıkla da eliyorsunuz diye düşündüm. Yani eliyoruz, evet. O konuda belirli deneyime sahip olduğumuzdan dolayı. Evet. Yani gelen bir projeyi anlatmasını istediğimizde hakim değilse zaten oradan anlayabiliyorsunuz bazı noktaların eksik olduğunu hala. En önemli şeylerden bir tanesi, dedim ya, ben kendi şahsım adına söyleyeyim. Bir görsel düzene bakıyorum. Grafik düzen de çok önemlidir. Proje ne kadar iyi olursa olsun bunların yerleşim planı, onun o görsel dili açıkçası insanı etkileyen bir şey. Çünkü o da bir şekilde bazı şeylerin göstergesi. Sadece tasarım projelerini bir yere koymak değil, onun düzeni, oradaki yazılar, onların gösterir şekli, yapısı bizim için önemli. Çok doğru. Nisan'cığım? Ben bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi evet. Portfolyo sahip olduğumuz bilgileri aktarmak için çok kuvvetli bir araç. Ama biz sadece yaptığımız projelerden ya da sadece aldığımız renderlerden ya da o süreçlerden ibaret değiliz sonuç olarak. Yani dışarıda da sosyal işler yapıyoruz, tasarım yarışmalarına katılıyoruz, başka şeyler yapıyoruz. Yani öğrenciler olarak sadece proje bazında aktif değil, çok yönlü aktiflik sağlamaya çalışıyoruz. Bu ne derecede etkili oluyor? Sizin beklentileriniz neler? Yani CV diyebileceğimiz kısımdan ya da kişilik özellikleri diyebileceğimiz kısımdan beklentileriniz ne oluyor? Yani tasarım yarışmalarını sorarsan tabii ki etkili, yani hem öğrenci arkadaş için etkili, bizim için de etkili. Yani o yarışmalarda hem ulusal hem uluslararası yarışmalardan alınmış ödüller her zaman bizim de dikkatimizi çeken unsurlardan bir tanesi. Tabii orada da bizim baktığımız tamamıyla süreç yaklaşımı, ürünün son hali. Bunlar etkisiz diyemem, etkili oluyor. Ama tamamıyla bir artı da değil açıkçası. Yani illa bir tasarım ödülü almasına gerek yok bir arkadaşın bizimle çalışması için. Öyle söyleyeyim. Dışarıdaki sosyal etkinlikler, pardon, onlara katılım sağlaması tabii ki önemli. Ben çalışma arkadaşlarımla her zaman dinamik, böyle kendine güvenen, atılgan, kendini savunan, projesini savunan arkadaşlardan seçmeye çalıştım. Şu anda da öyle bir ekibiz açıkçası. Yaptığı projesini direkt anlatabilecek, onu aktarabilecek, kabul edilebilir seviyede bir şekilde sunabilecek güzel bir ekibim var. Öyle söyleyeyim. Bu arkadaşların arasında da yine bu özelliklere sahip yeni tasarımcı arkadaşları almayı düşünüyoruz inşallah. Yanılmadan alacağız. Ya, evet evet. Yani. Nisan'cığım, başka sorunuz mu? Bahsettiniz. Yani ekipte, ekibe alınan insanların da uyumlu çalışmasından bahsettiniz. Evet. Diyelim ki bir yeni mezun Vestel'e geldi ve çalışmaya başladı. Onu nasıl bir çalışma ortamı karşılayacak? Ve bu gelen kişi, hep şeyden bahsediyoruz. İşte ben öğrenci olarak şunu katabilirim, böyle portfolyom var, şöyle çizim yapabiliyorum diyoruz hep. Peki Vestel bu gelen işe alınan kişiye ne katacak, ne kazandıracak? Yani ekibin sinerjisi o kadar yüksek ki zaten bizim ekibimize girdikten sonra, projeler geldikten ve çalışmaya başladıktan sonra onun kendi potansiyelini de görmeye başlayacak ve ekip arkadaşları da sonsuz yardımcı olacak. Zaten biz de yardımcı oluyoruz. Yani kenarda bir şekilde masasını verip bilgisayarını veya programlarını sağlayıp hadi bu projeyi yap demeyeceğiz. Çünkü daha önce de söylediğim gibi onun gelişimine katkıda bulunmak da bir şekilde bizim elimizde ve biz buna yardımcı olmakla yükümlüyüz. Bu arkadaşı ekibimize dahil ediyorsak bu sorumluluk da bize ait.
Bazı şeyleri göstereceğiz, öğreteceğiz. Önceki deneyimlerimizden olan şeyleri aktaracağız ona. Yani sıcak bir ortam bekliyor diyebilirim gerçekten. Ben aralarında çok yaşlı kaldım. Çok dinamik bir ekip var. Zaman zaman çatışıyoruz. Tabii kuşak çatışması da oluyor. Ama orta noktayı buluyoruz. Dediğim gibi yeni jenerasyonun düşünce yapısı, yaklaşımı farklı. Onlarla çalışmak keyifli. Ben de onlara naçizane kendi deneyimlerimden aktarıyorum. Şirket dinamiklerini, daha önce yaşadığımız deneyimleri aktarıp bir şekilde güzel bir ilişki içerisinde projeleri yapıyoruz diye düşünüyorum. Her gün sıcak yeni şeyler öğretiyorlar. Nasıl hocam? Gençler her gün yeni şeyler öğretiyorlar. Yani öğretmeye çalışıyoruz. Hayır. Gençler de, ekip genç dedin ya. Kesinlikle, ben de onun için kesinlikle. Diyorum. Onlar da her gün yeni şeyler öğretiyorlar. Bu çok keyifli bir alışveriş. Yani bir tarafta deneyim, bir tarafta yeni gençlerin getirdiği o enerji, cesaret, sinerji. Bir araya geldiği zaman aslında büyük bir şeye dönüşüyor. Yani performansa dönüşüyor. Bence hani ekibin bu noktada biraz uçlarının olması da verimliği arttırıcı bir özellik. Aynen hocam. Yani ben o işte endüstriyel tasarımcı kısmının endüstriyel kısmına çok takılıyorum. Evet, biraz Nisan'la da bunun muhabbetini yaptık. Yani şimdi bir tasarımı ekiple birlikte yaptığımız zaman evet, normal tasarım değerlendirmesini yapıyoruz. Bakış açılarımız çok farklı olsa da. Ben bir süre sonra üretilebilirlik, bu tasarım boşa gitmesin, bu tasarımı nasıl seri üretime sokabiliriz kısmını düşünmeye başlıyorum. Ya aklıma direkt o geliyor. Bu da herhalde bu kadar senin verdiği, nasıl söyleyeyim, şirket dinamiğinin bana verdiği katkı bir özellik. Ama burada da şunun değerli olduğunu düşünüyorum. Yapılan her çalışma bizim için değerli gerçekten. O çalışmalarını bir şekilde seri üretime geçip üretilmesi ve farklı kültürdeki insanlarla buluşmasını istiyoruz. Olabilirliğini arttırabilirsek birlikte ne mutlu bize. Zorladığımız şeyler oluyor. Bu noktada işte belki bunu da merak ediyordur arkadaşlar. Tasarım kültürünü hakikaten bir firmada oturtmak çok kolay değil. Çoğu firmada hadi bir şey yapın olsun, bir form yakalayalım, üretelim falan şekilde yaklaşılır. Biz zorluyoruz. Bazı noktalarda zorluyoruz. Özellikle brieflerde açık noktalar varsa yaklaşımları daha farklı yaparak bu noktayı daha ileriye nasıl taşırız diye zorluyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Ne kadar başarılı iş yaparsanız o kadar kabul edilebilirliğiniz artıyor. Yani size güven artıyor. Başka projede farklı bir yöntem yapmaya çalıştığınızda tamam olur yapabiliriz. Eğer bunu yapamazsanız, daha önce başarmamışsanız ona çok soğuk yaklaşabiliyorlar. Hayır, bunu denemeyelim. Biz bildiğimiz yoldan devam edelim şeklinde gidebiliyor. İşte burada güven riskten sonra yaratıcılığın riskini, yani riski atıyor yaratıcılığı aslında. Yani kurumsallığın en ağır taraflarından biri de bu galiba. Yani evet, o başarının getirdiği güven, ama diğer tarafta yaratıcılığında bir riski var. Onu göze almayı zaman zaman engelleyebiliyor sektörde. Daha sağlamiyetçi tarafta kalmayı tercih edebiliyor tasarımcılar. İşte bu da bizim görevimiz. Onu bir şekilde push etmemiz lazım. Zorlamamız lazım. İnandırmamız lazım. Evet. O noktada işte benim o düşündüğüm kısmı doğru olduğunu düşünüyorum. Endüstriyel kısmı. Endüstriyel kısmında ne kadar fazla bilginiz varsa o karşı tarafı o kadar ikna etmeniz kolaylaşıyor. Yani mühendislerin dünyasına giremezsiniz ama mühendislerin dünyasının yakınından geçmek zorundasınız. Onları da biraz kendinize çekmek zorundasınız ki gerçekten istediğiniz veya yaptığınız tasarımın hayata geçmesini istiyorsanız. Bu bir olmazsa olmaz yani kural. Evet, zaten yani bir tarafa geçmek de artık, yani bence yeni dünya düzeni içerisinde bir tarafa geçmemize de herhalde gerek yok. Yani o noktada zaten özellikle transdisipliner sistemlerin içine geçtiğimiz, yani multidisiplinlerleri bile bırakıp transdisipliner sistemlere geçtikten sonra, yani kimin ne tarafta olduğundan çok aslında hedeflerimiz ve çıktılarımız ve faydaları aslında öncelikli. O yüzden bazen işte mühendisler, bazen sosyologlar, bazen pazarlamacılar bize bir adım atacak. Bazen biz onlara 3 adım atacağız. Yani illa fil dişi, orada da mesleki fil dişi kulelerin içerisinde
Ya zaten yaşama dönemi bitti diye düşün. Yani düşünmüyorum da inanıyorum zaten. Ama aynı zamanda da bir aradan olup çok üretmeyi de öğreniyoruz yani. Bu da çok önemli. Yani disiplinleri birbiriyle savaştırmıyoruz artık zaten. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Evet Nisan'cığım, başka sorun var mı? Ben biraz başka bir noktaya geçmek istiyorum ama var mı? Yani şu anda bu bölümle ilgili olan elindeki sorular. Peki. Teşekkür ederim. Ben biraz ürüne gelmek istiyorum Murat Hoca. Merak ediyorum kendi açımdan. Üniversite Sanayi İşbirlikleri eğitimi konuşurken şimdi ben tabii bu sohbet sırasında katılımcıları tek tek bakamamıştım ama korkunç yani gerçekten Mehmet Hoca burada, Mustafa Hoca burada, Sertaç burada, Hasan Hoca burada, Kunter burada, mezunlarımız burada. Bu, yani onları tek tek saymıyorum, neredeyse hepsi olacaklar galiba büyük olasılıkla. Şöyle şey yapıyorum, hızlı geçiyorum. Oğuz burada, Özlem burada, Sedef burada, Fatma burada, Engin, Gülay Hoca, Oya Hoca. Olağanüstü büyük bir şey var, tanıdıklar grubu var. Bence biraz sonra onlarla da katılımları olur ve fikirlerini paylaşırlarsa çok keyifli ve daha faydalı bir yere de gidebiliriz. Yani Murat'la da konuşmak istedikleri olabilir. Şimdi ben şeyi çok merak ediyorum. Yani şimdi deneyim dediğimizde böyle bir şey. Ürünün kronolojisi var. Yani bu kadar senedir 16 ve Vestel'in ilk şeyi. Endüstriyel tasarımcısıyım dedim Murat. Ve ürün skalasını, hikayelerini ve dolayısıyla aslında beyaz eşyanın Vestel perspektifi içerisinde tarihine tanıksın. Şimdi burada da endüstriyel tasarım üzerinden konuşalım mı biraz? Yani neler oldu, neler değişti? Yani o buzdolabı, yani yıllar önceki buzdolabıyla, bugünkü buzdolabı, yıllar önceki çamaşır makinesiyle, bugünkü çamaşır makinesi nasıl evrildiler? Neler oldu? Kim evrildi? Yani ürünü niye evrildik? Neler bekliyoruz? Daha da fazla şeyler. Alt tarafı yıkıyor işte yani. Ya da alt tarafı soğutuyor yani. Bu kadarcık değil mi bunlar? Ha, öyle olmadı hocam. Çok hızlı evrildiler. Ben de yetişemedim. Açıkçası ben ilk işe başladığımda belirli bir adet vardı, üretim adedi. Çamaşır fabrikasında başladım ben. O sayıyı duyduğumda her gün o sayıda üretim yapıldığında bu ürünler nereye gidiyor, kim alıyor diye düşünüyordum. Şu anda onun 3-4 misli üretim yapılıyor. Yani bunu aslında teknolojinin gelişmesine, kullanıcı alışkanlıklarının değişmesine, tüketici ihtiyaçlarının farklılaşmasına, her şeye bağlayabiliriz. İnsan yaşantısı gerçekten değişiyor. Yani eskiden mekanik makineler vardı. Mesela çamaşır makinesi örneğini vereyim. Mekanik çalışan makineler vardı. Şimdi elektronikle çalışan, algoritması ona göre ayarlanmış makineler var. İşte display teknolojileri değişti, motor teknolojileri değişti, kapasiteler değişti, ürünler daha büyük oldu. Tüketicinin beklentisi arttı. İşte çamaşır sadece yıkıyorken kurutma özelliği geldi. Ondan sonra kurutma makinesi diye ayrı bir ürün haline geldi. Bir değişim gösterdi. Diğer ürünlerde de bunları söyleyebiliriz. İşte mekanik yapılar tamamen elektronik yapılara geldi. Bundan sonraki aşamaları açıkçası ben de çok merak ediyorum. Nereye evrilecek? Şimdi biz de sektörde ses getiren ve büyük markalara üretim yapan bir firmayız. Gerçekten şimdi isim vermek istemiyorum ama beyaz eşya sektöründe iyi durumda olan ve bilinen firmaların aslında bazı ürünlerini biz kendi bünyemizde üretiyoruz. Bazıları da bizim tasarımlarımız. Bu noktada baktığımızda aslında Vestel olarak iyi noktadayız. Ürünlerinde şu ana kadar trend yaklaşımlarına ve özellikleri anlamında baktığımızda doğru olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama bu evrilme nereye gidecek? Açıkçası gelecekte, yakın gelecek ve uzak gelecekte nereye doğru evrilecek? Biz de bunu bir şekilde takip etmeye çalışıyoruz. Şu anda işte pandemi döneminde dediğiniz bazı özellikleri üstünde konuştuk. Şu anda hijyen, sağlıklı pişirme teknolojileri olsun, her şey ön plana çıktı. Bunlarla ilgili bazı çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Neleri koyabiliriz inovatif olarak ürünlere diye.
Çünkü kullanıcı görüşleri ve yönelimleri bu şekilde, öyle gözüküyor. Onun haricinde hala aktif olan bazı projeler var. İşte geçenlerde reklamlara dönen gün ışığı teknolojisi. Yani 2 sene önce, bu pandemi olmadan önce, çamaşır makinesinde güzel bir özellik yakaladı bizim mühendis arkadaşlar. Gün ışığı teknolojisi adıyla. Normalde bir UVC lamba içerisine atıyorsunuz. Susuz bir şekilde içerideki sizin kişisel eşyalarınızı her türlü bakteri ve virüsten temizliyor. Bu normalde böyle bir salgın olmadan önce yapılan bir çalışmaydı. Şu anda seri üretimde bir şekilde piyasada. Bu ve bunun gibi çalışmaları diğer beyaz eşya ürünlerine entegre etmeye çalışıyoruz. Şu anda gündem bu olduğundan dolayı buradayız. Ama bu yeni normal, gerçek normale döndüğünde bizim de hayatımız normale dönecek ve tasarımlar başka yerlere doğru ilerleyecek. Dediğim gibi bizim sektörü en çok etkileyen şey bence teknoloji, teknolojik gelişmeler. O noktada biz de tasarımlarımızı bir şekilde o tarafa doğru yönlendireceğiz. Şimdi sevgili Özdemir'in bir sorusu var. Yani üründen ve biraz da kullanıcılar pazardan bahsederken Özlem diyor ki tasarımlarınızın Vestel için iç pazarda tanınmamasının ekibe etkisi nasıl oluyor? Bir sorun var Murat'a demiş. Evet, hem de üstüne üstlük hocanız, yani buyurun Murat Bey. Özlem hocama selamlar. Evet. Yani iç pazarda tanınmaması şöyle, evet, bizim yaptığımız tasarımların %90'ı yurt dışında farklı markalar üstünde değerlendiriliyor. Pazarlama kısmına da yine çalışmaları biz yapıyoruz ama o %90'lık kısmı çoğu kişi göremiyor. Diğer taraftan baktığımızda normalde İMELEN'in aslında bir Vestel marka kimliği var. Bununla ilgili kurumun da farklı çalışmaları var. Yani biz de tasarım birimi olarak Vestel markasını nasıl üst seviyeye çıkartırız ve tasarımlarımızla nasıl daha bilinirliğimizi arttırırız şeklinde elimizden geldiğinde çaba gösteriyoruz. Bununla ilgili kurumsal iletişim departmanı da bize destek oluyor. Tabii OEM tabanlı firma olduğumuzdan dolayı ana amaç bizim ihracat tarafımız. 156 ülkeye yaptığımız ihracat daha önemli. Ama pazarlama kısmında da şu anda oldukça tasarımlar dönüyor. İlerleyen zamanlarda da farklı şeyler duyabilirsiniz. Sürprizlere açık olun diyeyim. Yeni ürünler geliyor yani. Yeni bebekler var. Aynen öyle. Harika vallahi. Evet Nisan, var mı? Devam edeceğiz senin tarafından. Şu an yok. Ben sadece bir soru sormak istiyorum. Şimdi yeni ürünler geliyor dediniz. Sorularımız da değişiyor dediniz. Yeni işe alım sürecini birazcık da bu mu tetikledi acaba? Yeni tasarımcı almamız gerekiyor artık. Çünkü biz daha çok üretmeye başladık. Daha çok ihtiyaçlarımız doğdu. Nisan'cığım, hem o hem de ekibi daha farklı birimlere bölüp bazı noktalarda uzmanlaştırmalar sağlamayı düşünüyoruz. İşte bahsettiğim UI UX ekibi mesela bizim birimizde, yani departmanımızda yok. CMF ile ilgili bir çalışma birimi gibi, yani içsel yapıda bazı değişiklikler olabilir. Ürün gamı gelişiyor. Küçük ev aleti grubuna biz evet talep doğrultusunda ürün yaptık ama belki onunla ilgili farklı gelişmeler olabilir. Bu noktada hem bu ihtiyaçları gidermek hem de daha farklı, daha değişik projeler yapmak. Çünkü şu anda çok ciddi anlamda bir yoğunluk var. Onları karşılayabilmek adına zaten böyle bir kontenjan vardı. Bu kontenjanı şu anda değerlendireceğiz. İlerleyen zamanlarda inşallah yine tasarımcı arkadaşları istihdam etmeye devam ederiz. Evet, tabii ki biz de bunu bekliyoruz. Bütün sanayiden bunu bekliyoruz. Yani bu Salt Vestel'in sorumluluğu değil. Yani bütün sanayicilerden 500 yıldır bunu bekliyoruz. İnşallah aynı şekilde sizin reaksiyonlarınızı genişleterek onlar da gösterirler. Figen Hoca, Figen Işık'tan bir soru var. Murat Bey, son 10 yılda kullanıcı açısından buzdolabı kullanımında ne gibi farklar gözlemlediniz? Ve tasarımlarınıza yansıttınız.
Bir de ülkeler arası buzdolabı kullanım farklarını nasıl değerlendirirsiniz? Evet, yani ben de yani aynı elmayı saklıyoruz. Neler fark ediyor? Yani 50 sene önce, 20 sene önceki elmayla 20 seneki sonraki elma arasında soğutucuda yani yine elma saklıyor ama bambaşka bir yere geldi. Ne olacak şimdi bu buzdolabının hali? Yani bu noktada şöyle söyleyebilirim. Statik dolaplar vardı eskiden. Şu anda no frost dolaplar var. No frost teknolojisi daha da genişledi. En büyük etkilerden bir tanesi diğer ürün gruplarımızda da var. Artık ürünlerin genişlemesi söz konusu. Daha fazla hacimli dolaplar tercih ediliyor. Ülkeler arası kullanım farklarıyla ilgili mesela Amerika örneğini verebiliriz. Amerikalılarda hep böyle dört kapılı geniş dolaplar vardır. Bizim normalde Türkiye'deki standart mutfak yapımıza aslında dört kapılı çok uygun değil. Özel 92 santim çünkü onlar. İnsanların beklentilerine göre farklı yapılar oluştu. İşte soğutucu dondurucu, dondurucu kısımlarının daha normalde büyümesi, onların proporsiyonel olarak buzdolaplarında farklı şekillerde değerlendirilmesi, işte dondurucunun daha fazla olduğu, soğutucunun daha az olduğu veya soğutucunun daha fazla olduğu, dondurucunun daha az olduğu dolaplara gidildi. Onun haricinde buzdolabı içindeki aksesuar sistemi, yerleştirme, düzen ile ilgili bazı değişimler söz konusu oldu. Daha geniş sebzelik alanları veya işte kahvaltılık bölmeleri olsun, sebil olsun, işte bizim yakın zamanda çıkarttığımız farklı inovatif yaklaşımlar hep kullanıcılar tarafından tercih edilen noktalar. Tabii bunun haricinde de bir IoT kavramı var. IoT kavramında da artık insanlar bir şekilde buzdolabındaki ürünlerini ve diğer beyaz eşya ürünlerini aplikasyon yardımıyla kontrol edebilme, onların görüntüleme, kamera yardımıyla işte tazelik derecesini görebilme, işte miktarının ne kadar kaldığını görebilme gibi şeylere evrildi. Bunlar da işte başından beri söylediğimiz hep teknolojik yaklaşımların inovatif olarak ürünlere entegre edilmesiyle oluyor. Salt başında tasarımlar evet oransal olarak kullanıcı ihtiyaçlarına göre değişti ama teknolojik unsurları da buna koyduğunuzda zaten tasarım tamamlanmış oluyor. Farklı noktalarda değerlendiriliyor. Şimdi burada yani üniversite sanayi işbirlikçiliği kapsamı içerisinde ürün bazında konuşurken yine tekrardan bir üniversite sanayi çalışmalarına ve tasarımcı ilişkilerine baktığımızda belki burada çok yani hocalarımız Hasan Hocam ben sizi görüyorum. Merhaba Mehmet Hocam. Değişen bir şeyler var mı yoksa hala aynı yerde miyiz? Ben sizin de fikrinizi merak ediyorum doğrusu. Yani hala sanayiye biz endüstriyel tasarım anlatmaya çalışıyor muyuz? İkna etmeye vallahi yani en iyisi. Gerçekten hayatınız kurtulacak kısmı hala bitmedi mi? Hala inandırmaya çalışmak ve bu yorucu serüven daha savaş ne kadar devam edecek? Oya Hocam yani Özlemcim bilmiyorum sizler ne diyorsunuz? Burada bütün şirketler Murat Ondu gibi bir ekibi yani Murat Ondu ve ekibine gibi geniş bir şeye yaratıcı ve kapsayıcı performansa sahip değil ya da böyle de bakmıyorlar. Keşke herkes işte Vestel, Arçelik veya diğer büyük işletmeler gibi olsa. Değişen bir şeyler var mı? İyiye gidiyor mu acaba bazı şeyler? Fikirlerinizi paylaşmak ister misiniz Mehmet Hocam? Yoksa ben sizi dinlemekten keyif mi alıyorum diyorsunuz? Hasan Hocam? Siz de öyle. Peki. Oya Hocam? Özlem Hocam chatten paylaşmak isterim. Tabii. Özlem Hocam lütfen. Fatma Hocam? Mikrofonlar herkesin kapalı yapışsın hocam. Doğru. Çok özür dilerim. Affedersiniz. Onu ben mi açacağım? Çok affedersiniz. Tamam. Ben açacağım galiba değil mi? Oradan özür dilerim. Açamıyorsanız bana söyleyin. Ben kimi tamam, söyledim? Tamam. Hemen. Özlem Hocam. Evet. Bakayım. Yok Mustafa Hoca açamıyorum. Tamam. Yine. Açtım ben. Harika. Tamam. Tamamcın. Merhaba Murat. Merhaba hocam. Nasılsınız?
İyi, sağ olasın. Merhaba Füsun, güzel. Keyifli bir sohbet oluyor. Teşekkürler. Yani senin söylediğin konuyla ilgili olarak belki şunu söyleyebiliriz. Yani aslında sanayici, yani aslında tasarımın ne olduğunu bilmiyor değiller. Yani biliyorlar ama kendi stratejileri kapsamında değerlendiriyorlar. Yani biraz böyle işte mesela Vestel OEM olmayı tercih ediyor. Aslında işte bizim bu konuda doktora çalışmaları falan da yapıldı Vestel'i falan inceleyen. Yani onların çok stratejik bir seçimi var. Yani OEM olmayı, dışarıya farklı markalara üretim yapan bir firma olmayı tercih ediyorlar. İç pazara yönelik marka olma şeyini de başlattılar ama ona çok agresif yaklaşmıyorlardı. Belki bundan sonra olacak diyor, bilmiyorum Murat. Yani aslında şey, ya her firma kendi stratejisi şeyinde yürütüyor gibi geliyor bana. Yani Türkiye'nin sanayileşme tarihi çerçevesinde bakınca bir takım şeyler şaşırtıcı gelmiyor bana. Yani KOBİ'lerin tasarıma biraz daha sahip çıkması belki beklenebilirdi. Onun için çok şey yapıldı. Şimdi bu ARGE merkezleri, destekleri falan gibi şeyler var. Ama bana biraz şey gibi geliyor. Yani hormonlu bir şey var. Hani devlet çok işte tasarım yapın falan diye destek veriyor ama firmalar gerçekten işte pazar bulup gerçek anlamda hani sürdürülebilir pazarlar yaratıp işte teknolojiyle de destekleyen bir takım tasarım, yeni ürünler geliştirme konusunda KOBİ'ler çok istekli görünmüyorlar. Yani onlar da belki işte şu anda zaten pazarların daralması gibi bir şey de söz konusu. Yani yani mesela tekstil sektörü falan çok ciddi sıkıntılar içinde. Mesela tekstil sektörü Türkiye'nin lokomotifi gibiydi çok uzun seneler. Şu anda tekstilde falan sıkışma var. İşte dekorasyon ürünleri, bütün ülkeler şu anda aslında özellikle bu Covid sonrası dönemde sıkıntı yaşıyorlar. Hepsinin yeni pazarlar, yeni ürünler, kendilerini yenilemeleri gerekiyor. İşte küçük ev aletleri, daha inovatif, daha işte böyle sterilizasyona yönelik bir takım ürünler falan gibi şeyler geliştirilmesi gerekecek. Bunların hepsi de daha fazla ARGE yatırımı gerektirecek ama onun içinde ekonominin falan da daha stabil olması lazım. Yani ben biraz şey, hani tasarımı sektörler bilmiyor söylemi biraz bana çok gerçekçi bir söylem gibi gelmiyor. Yani aslında bilen biliyor. Kullanmak ya da kullanmamak tercih gibi geliyor bana. Evet. Çok da uzaklaştırayım. Çok verdin. Murat ne diyor? Evet. Yani Murat Hoca'nın yanıtını alalım. Hocam, Özlem Hocam haklı. Yani sektörler tabii ki biliyorlar tasarımın ne olduğunu ama stratejik yapıları gereği önem vermiyorlar demeyeyim. Önem veriyorlar ama bizim düşünce yapımız şekliyle düşünmüyorlar. Bizim düşündüğümüz şekliyle düşünmüyorlar. Onun haricinde benim asıl konuşmak istediğim bir nokta daha vardı. Onu da söyleyeyim. Bizim çok ciddi anlamda bölüm var. 26 tane bölüm diye biliyorum ben. En son orada kaldım. Ve çok ciddi bir mezun var. Bu arkadaşlarımızın çoğu da ne yazık ki iş bulamıyor. Bu noktada acaba neler yapılabilir konusunda işte sizin duayenlerin çalışmaları var, ETMK'nın çalışmaları var, bu da çalışmaları var. Bununla ilgili açıkçası mesleğe bir şekilde meslektaşlarımıza, adaylarımıza en azından sahip çıkacağımız bizim oluşumlar oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz elimizden geldiğince yapıyoruz. Özlem Hoca'nın söylediği belki KOBİ'lere böyle bir zorunluluk getirilebilir mi bilmiyorum. Yani bu belki burası konuşma yeri değil ama yani siz devamlı mezun veriyorsunuz. O arkadaşlar pırıl mezun oluyorlar ama en nihayetinde bir noktada tıkanıyorlar. Çünkü bu kadar iş ilanı yok ne yazık ki Türkiye'de. Onları en azından başka bir programla girişimciliğe mi yönlendirilmeli veya ne bileyim
bakanlık bazında bazı çalışmalar yapıp işte çevre mühendislerinde mesela belirli bir peyzaj alanı olan fabrikalarda çevre mühendisi veya çevre teknikeri bilmiyorum çalıştırma zorunluluğu var. Endüstriyel tasarımcılar için de böyle bir şey olabilir mi? Hem böylece belki de düşünmeyen KOBİ'lerin de bir tasarımcısı ve farklı ürünleri olmaya başlayabilir diye düşünüyorum. Bu da bence Türkiye'nin çok ciddi sıkıntılarından bir tanesi. Sadece eğitim değil, yani eğitimci olarak sizler zaten gerekli desteği veriyorsunuz ama mezunlarımızın da bir şekilde değerlendirmesini doğru yapmamız ve onların hayatında bir şekilde dokunmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bizim alabileceğimiz sayı belli. Veya başka firmaların alabileceği sayı belli. Yani toplasanız herhalde bir Türkiye'de iş ilanlarından herhalde toplasanız 30 kişi falan istihdam ediliyordur. Ama geri kalan insanlar veya arkadaşlarımız için neler yapabiliriz konusunda bir şeyler yapmalıyız diye düşünüyorum. Tabii yani burada Mustafa Hoca ben şey yapamıyorum. Figen Hoca'nın ve Sertaç'ın seslerini de Figen Işık'la Sertaç'ın seslerini de açabilir miyiz acaba? Katılımları kıymetli olacak. Ben o operasyonu yapamıyorum burada. Burada ben bu arada bir yorum yapabilirim. Buyurun. Yani aslında tabii bence zaten bu kadar bölüm açılmaması lazım. Yani orada bir planlama yok bence. Neden açılıyor anlayamıyorum zaten. Yani sanayi olmayan kentlerde de açılıyor. Yani hoca olmayan yerlerde de açılıyor. Yani bence bu kadar bölüm açılmamalı zaten. Ayrıca Türkiye'de şöyle bir şey var. Yani benim mesela Çin falan işte bize benzer yapıdaki ülkeler falan diye düşündüğümüz ülkelerde ileri teknolojilere çok yatırım var. Yani işte Huawei falan gibi firmalar çıkarabildiler. Bilgisayar üretiyorlar ve bilgisayarın iç parçalarını da üretebiliyorlar. Yani teknolojik olarak bayağı ilerlediler. Kore Samsung'u çıkardı. Türkiye bu anlamda o ülkelerden geride kaldı. Bu arayı kapatabilir mi? O da bence soru işareti. Yani Türkiye'de aslında şöyle bir şey var. Bizler piyasanın ve devletin bir türlü doğru bir şekilde yürütemediği bir sanayi politikası içinde kendimiz işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani işte bizim KOBİ'ler için tasarım projesi falan öyle bir şeydi. Kendimiz bir takım inisiyatifler alarak bir şeyler yapmak istedik. Ama yapabileceklerimizin bir sınırı var ve bunu görüyoruz ve ne yazık ki öğrenciler de bunu yaşıyor. Piyasa biraz kendi yolunu buluyor. İşte UX'e kayma meselesi senin anlattığın o nedenle. Yani çünkü o sektörde o sektörde istihdam olanağı olduğu için mezunlar da ona kayıyorlar. Yapacak bir şey yok. Yani bu doğal bir sonuç. Evet Figen'cim. Murat Bey merhabalar, çok teşekkürler sunumunuz için, verdiğiniz bilgiler için. Bu sanayici tasarımcıyı hala tanıyor mu, biz hala kendimizi anlatma mücadelesine devam ediyor muyuz kısmı ile ilgili olarak bir zaman şöyle bir görüş vardı. Tasarım, endüstriyel tasarım sanayiciler tarafından özellikle işte ETMK'nın ve okulların çabalarıyla biraz daha bilinir hale gelmeye başladığında şöyle bir söylem vardı. Tamam işte anlamaya başladılar ama aslında tasarımcıyı hala bir firmaya maliyet olarak görüyorlar. Dolayısıyla şimdi tasarım öylesine yaygınlaştı ki yani ben öğrenciyken birileri söylese herkesin dilinde tasarım olacak diye kesinlikle inanmaz gülerdim. Şimdi gerçekten çoğu firma tasarım peşinde büyüklü küçüklü. Ama nedense bunu hani bir biçimde ya kenardan bize şunu bir yapı versene tarzı bakan çok. Dolayısıyla hala maliyet olarak görüyorlar gibi bir gözlemim var. Sizler neler söylersiniz bu konuda? Zaten ben de bu nokta içerisinde biraz önce tartışmayı açmak istemiştim. Yani tabii ki endüstriyel tasarımın ne olduğunu bilmiyorlar kısmında değil. Tasarımcıyla, endüstriyel tasarımcıyla çalışma kültürünün
hala olmaması ve biraz önce sizin dediğiniz gibi dışarıdan bu desteği almaya çalışmaları bünyesinde istihdam etmekten devletin gerçekten birçok verdiği desteğe rağmen hala çekiniyor olması. Yani Murat Hoca ile çalışanlar çok şanslılar. Çünkü olağanüstü bir ekip yani. Bu kadar sayıda endüstriyel tasarımcı kaç firmada var Murat Hoca? Yani Figen Hoca'nın sorusuna yanıt verirken ben bunu da merak ediyorum. Yani siz şimdi toplamda kaç kişisiniz? 16 hocam. 16 endüstriyel tasarımcı başka kaç firmada var Türkiye'de? Aynı firmanın içinde çalışıyor. Yani 13 endüstriyel tasarımcı, 3 grafik tasarımcı arkadaş var. Hı-hı. Yani herhalde 4-5 firmada vardır diye biliyorum. O kadar değil mi? Evet, o kadardır. Figen Hocam'ın dediğine katılıyorum. Yani ek maliyet olarak görülüyor mudur? Çoğu firmada görülüyor olabilir. Hala mantık ne yazık ki tasarım kültürü oturmadığından dolayı işte bize bir şeyler yap, biz bu şekilde gidelim mantığıyla yapılıyor. Yani bununla ilgili nasıl bir politika geliştirilir bilmiyorum ama yani şimdi firma ismi vermiyorum ama çoğu insandan da duyduğum şeyler var. Yani dışarıdan mesela farklı bir markanın ürünü getirip hadi bunun aynısını yapıyorsunuz. Tasarımcıya dayatmayla farklı bir markanın ürününü kendi çıkaracağı ürüne benzetmek için hadi bunu çiz diye yaklaşımlar da var. Yani bu Türkiye'nin gerçeği. Bununla ilgili nasıl önlemler alınabilir açıkçası bilmiyorum. Teşvik kapsamları genişletilebilir mi? İşte şu anda ARGE merkezleri ve tasarım merkezleri olarak iki tane kapsam var. Biz ARGE merkezi içerisindeyiz. Tasarım merkezi belgesi alanlar var. Buradaki teşviklerden mesela teşvikler kaldırıldığı zaman acaba firmalarda bulunan endüstriyel tasarımcılar veya tasarımcı kimliğinde olan insanlar nasıl bakılacak? Açıkçası bunu ben de çok merak ediyorum. Yani bizim yaklaşımımızı ben anlatmaya çalıştım. Biz gerçekten firmam adına söyleyeyim tasarımcıya değer veren bir firma. Elimizden geldiğince büyümeye ve istihdamı sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda da herhalde bu süreç devam edecek bu şekilde. Ama biz ve bizim gibi 4-5 firmanın bu istihdamı sağlamasıyla bu sorunu çözemeyeceğimiz bir gerçek. Evet, evet kesin. Yani olanaklı değil zaten. Sertaç'ın eminim, sevgili Sertaç, önemli bir katkısı olacak. Paylaşabilir misin? Sesim geliyor mu? Duyuyor musunuz? Evet, geliyor. Evet, evet. Yani geliyorsunuz. Evet. Öncelikle sevgili Murat Ondu çok tebrik ediyorum. Çünkü efendim sesimi duyabiliyor musunuz? Evet evet hiçbir sorun yok. Tamam. Sevgili Murat Ondu'yu tebrik ediyorum. Bir sebebi var bu özel tebriğimin. Yani benim yaklaşık 32 yıllık deneyimimin 26-27 yılı büyük kurumlarda geçti. Büyük kurumlarda var olabilmek. Sertaç'cığım. Eyvah. Sertaç bir ses problemi var ama galiba bağlantıda bir sorun oldu. Biz o arada Aydın Hoca'yı alabilir miyiz acaba Mustafa Hocam? Aydın Hoca da katılmak istiyor. O arada Sertaç da ses durumunu, problemi çözebilir. Ben açamıyorum çünkü Aydın'ın sesini. Mustafa Hoca sesiniz. Oldu galiba. Ben buradayım. Arzu ederseniz ben girebilirim. Tamam. Tamam. Harika. Hadi Sertaç. Tamam. Ben sevgili Murat Ondu'yu tebrik ediyorum. İlave bir tebrik bu. Büyük kurumlar içerisinde sürdürülebilir bir şekilde var olmak ve kariyere de yukarı giderken beraberindeki ekibi genişleterek sofistikasyonu olan bir çalışma organizasyonu kurmak ve örgütün içerisinde diğer iş birimleriyle beraber kabul gören bir çalışma planı içerisinde yer almayı sağlamak hiç de kolay değil. Bu kendiliğinden olmuyor. Bunun için gerçekten özellikle ayrıca tebrik ediyorum.
Devamında da şöyle gitmek istiyorum. Şimdi biz tabii hep tasarım alanının kendi içindeki dinamiklerden konuşarak gidiyoruz. Ama tasarım alanı yalnız da değil, pazarlama birimleriyle, ürün yönetimleriyle, araştırma geliştirmesiyle, teknik tarafla, üst yönetimle, kalitesiyle, prosesiyle, üretimiyle birçok birimlerle beraber çalışıyor. Ve de bu birimlerin, her bir birimin de kendi içinde farklı doğruları var. Bunu öncelikle not etmek isterim. Bir diğeri... Sertaççım, eyvah. Hüsnü Hocam, tasarımcı, bundan sonra herkes kendisi açabilir sesini. Sizin istediğiniz herkes. Ben nerede kesildim? Söylerseniz oradan devam edeyim. Şu anda gayet güzel geliyor sesi. Tamam. Nereden sonra duymadınız? Hani tekrarlamak. Sektörle. Yani bu çalışma alanları içerisinde aynı zamanda farklı disiplinlerle çalışma konusunda bir kendi içinde bir çalışma disiplini olan ve bir hiyerarşisi olan başka bir gerçekle karşılaşacak gençler. Hepsinin önünde sevgili Murat Ondu gibi kariyerini bu konuda ilerletmiş bir tasarım yöneticisi de olmayabilecekler. Bence olmayacak. Ama ben bugün biraz farklı bir şey söylemek istiyorum. Çok yakın çevremizde ve kendi örgütümüz içerisinde konuştuğumuzda farklı düşünebiliriz. Şöyle bir şey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Galiba 11-12 yıl önceydi. Ertaç'cığım bir şey söyleyeceğim. Güney Kore'de isimle marka vermeyelim. Tasarımcı olduğunu bizzat gördüm. Tasarımcı çalışıyor. Sesin dağılıyor Sertaç. 32 endüstriyel tasarımcı çalıştığı Güney Kore. Sertaç seni duyamıyoruz. Sertaç sesin dağılıyor. Şöyle. Öyle mi? O zaman ben şu anda da hiçbir şey yapalım mı? Şöyle yapalım. Ben sesi kapatamıyorum Mustafa Hoca. Sertaç'ın sesini mi kapatacağız? Evet. Sertaç'ı yazayım ben. Sesi kapatalım. Şeyi yazacağım. Yani araç değiştirsin. Ya desktopsa şeyden bağlantısını cepten ya da bu arada Aydın Hoca'yı alabilir miyiz? Aydın Hoca burada. Aydın Hoca kim? Merhaba, buradayım ben. Tamam. Harika. Sizle devam edelim mi? Olur. Çok teşekkürler Murat Bey'e de paylaşımlar için. Size de teşekkürler hocam. Nisa'ya da teşekkürler. Çok güzel bir söyleşiydi. Ben büyük bir kısmını dinleyebildim. Hani şeyle ilgili katkı yapmak istiyorum ben açıkçası. Yani tasarım tabii ki çok revaçta. Hani herkes tasarım diyor bu aralar. Ancak hani bahsedildi ya işte şunu biraz bize yapıver, bunu ediver gibi hani böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Çünkü tasarımı bir şekilde çok revaçta olunca bir taraftan da indirgenmiş de oluyor. Yani çok basit bir işmiş gibi hani bir render alınacakmış gibi ya da iki modelleme programında bir şey yapılıp sonra o hani iyi bir tasarım olacakmış gibi bir şey var. Aslında öyle bir durum yok. Yani tasarımın olmadığı bir durum zaten mümkün değil. Yani ne yaparsanız yapın, nasıl yaparsanız yapın, o zaten bir tasarım oluyor. Ve işverenler de, işte küçük orta ölçekli işletmeler de bunun çok farkında değil. Yani tasarım mı lazım? Evet, tasarım yapıyoruz. Bizim işte elemanımız var, kalıpçımız var, o tasarım yapıyor bize diye karşılık veriyor. Yani buradaki sıkıntı, tamam tasarım bir şekilde popüler oldu ama tasarımı iyi tasarımla kötü tasarımı ayırmak lazım bir yerde. Yani tasarımın olmadığı durum yok.
yani ya kötü tasarım var ya iyi tasarım var ve bu iyi tasarımı da bir şekilde ayrıştırmak lazım. Murat Beyler de hani birçok uluslararası yarışmada ödül alarak, birçok yarışmaya katılarak ve kendilerini uluslararası arenada test ederek bence bunu yaptılar diye düşünüyorum. Yani izledikleri yol gerçekten hani benim takdir ettiğim bir yol. Uluslararası arenada kendilerini birçok rakibe karşı test ederek iyi tasarım yaptıklarını bir şekilde tescillediler ve bu iyi tasarımla ilerliyorlar. Ama hani artık bence bizim yapmamız gereken tasarımın çok popülerleşmesi değil, iyi tasarımın popülerleştirilmesi, iyi tasarımın öne çıkarılması ve bu konuda ETMK'nın büyük partner olduğu Design Turkey ödülleri ve diğer hani yarışmalar ve hani Türk tasarımcıları uluslararası arenada kazandıkları yarışmalarla hani tasarımcı ismi yapılması ve iyi tasarımların öne çıkarılması ve promote edilmesiyle artık hani sadece tasarım yapmanın yetmediği, yani bir şeyi modelleyip render alıp görünür, foto gerçekçi görüntüyle render alıp onu sunmanın yeterli olmadığı, bir ürünü her yönüyle kullanıcı etkileşimiyle, arayüzüyle, malzemesinin formla ilişkisiyle her yönüyle düşündüğünüzde iyi tasarımı ortaya çıkardığınızda başarılı olduğu ve bu hani katma değeri yüksek ürünlerin bu şekilde ortaya çıkacağını bir şekilde anlatmamız lazım. Yani sadece tasarım değil, iyi tasarımın öne çıkarılması lazım ve bu iyi tasarımın da nasıl yapılacağını, neden okulun olduğu, okulda neler bir öğrenciye katıldığı ya da mezun olduktan sonra çalıştığı yerde insanların öğrenmeye nasıl devam ettiği ve bu iyi tasarımı nasıl tescil edeceğini de belli sistematiklerle oturtmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu aslında bence ülke olarak çıkış yolumuz olacaktır. Yani Murat Beyler de şimdi işte gelen 900 tane portfolyoyu aslında iyi tasarımı ölçerek bir şekilde değerlendirip ekiplerine katmak istiyorlar ve bu sadece onlar için geçerli değil. Bütün KOBİ'ler içinde, büyük firmalar içinde aslında tek yapmaları gereken çıkış yolları iyi tasarımı bir şekilde anlamak. Hani ben hem profesyonel hayatta hem okuldaki şeylerde mümkün olduğu kadar bunu vurgulamaya çalışıyorum ki böyle bir algı oluşsun ve bunun sonuçlarında genel tasarım kalitemizde bir artış olsun diye düşünüyorum. Bilmiyorum hani ne dersiniz bu konuda, Murat Bey ne der, siz ne dersiniz Fırsın Hocam. Yani ben sadece tasarım diye değil artık iyi tasarım diye vurgu yapılması gerektiğini düşünüyorum. Murat Hocam size başlayalım. Bugün sahnede siz varsınız, sonra devam ederiz. Aydın Hocam merhabalar, teşekkür ederim yorumlarınız için. Çok teşekkürler Aydın Hocam. Şöyle söyleyeyim, yani kesinlikle katılıyorum. Evet, biz tasarım açıkçası ödül almak tabii ki güzel ama bu bir bizim için amaç değil, araç aslında. Yaptığımız tasarımların bir şekilde değerlendirmesini ve o değerlendirme neticesini ödül almasını tabii ki gururla karşılıyoruz, gururlanıyoruz onlarla. Oradaki kriterlerin ne kadar zorlu olduğunu hepiniz biliyorsunuz. O kriterleri sağlamak ve bunun ödüllendirilmesi hakikaten gerçekten zor. Bu noktada baktığımızda da o kriterleri sağlayan bir tasarımın iyi tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Aydın Hoca'nın dediği doğru. Artık katma değeri yüksek iyi tasarımlar neticesinde Özlem Hoca'nın da söylediği işte Kore'nin bir Samsung'u yaratması, İşte Huawei örneği. Bu şekilde bizim marka çeşitliliğimiz ülke çapında artacak. Fakat bu işte tasarım kültürünün, bilinçlenme, tasarım bilincinin yerleştirilmesiyle alakalı bir şey. Bu noktada biz de kendi üstümüze düşen görevi yerine getirmek zorundayız. Aslında benim değineceğim noktalardan bir tanesi de oydu. Yani duayenler sağ olsunlar ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar bizim ve bizden sonraki jenerasyonun geleceği için. Çok uğraşıyorlar. Ben burada kendimi de öz eleştiride bulunayım. Yani biz bu noktada çok fazla katkı sağlayamıyoruz diye düşünüyorum. Hem bu mesleğin daha fazla kişiye duyurulması, daha fazla bilinçlendirilmesi, KOBİ'den tutun diğer firmalarda da istihdamı sağlanması, iyi tasarımların çıkması, katma değerli ürünlerin üretilmesi ve ihraç edilmesi noktasında
Bu noktada biz tasarımcıdan tasarım yöneticisine kadar ne gerekiyorsa aslında bizim de elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. En azından bu bir millet olsun bu söyleşi. Bu noktada ben her türlü desteği elimden geldiğince ekibimle kendim adına yapmaya çalışacağıma söz vereyim. Aydın Hoca'nın söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkürler. Ben de yani aynı şekilde Murat Hoca gibi düşünüyorum ve İTAS'ı yani aslında önemli olan nokta yaratıcı ve yenilikçi bir çalışma yapmak ve aslında sektörün içerisinde uzun ömürlü kalabilmek noktasında firmaların stratejilerinde sorun var. Yani bunu sevgili Aydın'ın söylediği gibi iyi tasarım başlığı altında da açarak ve aslında o iyi tasarımın kendi içeriklerini, özelliklerini sektöre daha yansıtarak ve yaygınlaştırarak bunu farkındalığı mı diyelim, yaygınlığını öne çıkarmak çok kıymetli bir şey. Yani ETMK bunu çok uzun yıllardır yapıyor. Bizim üst jenerasyonumuzdaki hocalar aslında gerçekten alanın duayenleri bunun için çok çaba sarf ettiler. Burada yani ben yine de biraz hala özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde biraz yani işin kolaycılığına, Figen Hoca'nın da biraz önce söylediği gibi, yani işin kolaycılığına kaçıldığını, bazı şeylerin farkında olup ama olmamış gibi tasarımcıyla bütünleşik bir sistem yürütme adabının ve kültürünün oluşmaması için bir neden yok. Ama buna hala yatırım yapmak konusunda işletmelerin bilinçli korkaklık gösterdiğini düşünenlerdir. Pardon bir şey de. Lütfen hocam. Buyurun hocam. Murat Bey'in ya da Murat'ın. Ondan sonra çok alçak gönüllüce söylediği bir şey var. Hani biz de inşallah elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız diye. O kadar alçak gönüllü olmaması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Çünkü benim bildiğim Vestel olalı beri yani neydi o Kıbrıslı adamcağız? Onun zamanında. Efendim? Asil Nadir. Tamam, Asil Nadir'in günlerinden beri tasarıma öncelik veren bir firma. Kimden geldi bu itiş onu bilmiyorum tabii ama şeyi hatırlıyorum, 1989'da Vestel'de 3 tane ODTÜ mezunu çalışıyordu. Televizyon tasarımı yapan. Yani o zaman başladı. Hala gene o zaman da OEM tasarımı, OEM işi çok fazlaydı. Ve hakikaten bu 3 tasarımcı, 2 tane de sanıyorum grafik tasarımcı vardı. Başka okuldan mezun. Fakat Vestel o zamanlardan başladı. Ve hala devam ediyor. Bilirsiniz Türkiye'deki sayılı tasarım şeylerinden yarışmalarından ikisini o yaptı. Yani başlangıçta. Şimdi yapmıyor ama. Yani ilkler önemlidir bence. Onları yaptı ve demek istediğim sizin firmanız iyi firma. Teşekkür ederiz hocam. Hiç dert etmeyin. Sizin katkınız çok fazla oldu. Sağ olun hocam. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim yorumlarınızı. Ben de çok seviyorum. Hüsnü hocam sesiniz yok. Ben geldim, sesim duyuluyorsa. Evet. Şimdi Sertaç şey yapacak. Evet. Ben buldum. 3G'ymiş bağlantım. 4G yapınca düzeldi medeni. Ben şuradan katkıda bulunmak istiyorum. Vestel ile gerçekten Mehmet hocam söyledi. Mezun olduğum yıl ODTÜ'nün yaptığı kariyer planlarında en çok ilgiye ve katılımı sadece endüstriyel tasarım değil, diğer alanlardan da katkıyı alan
firmaların başındaydı mesela. Çok daha profesyonel bir İK politikası vardı. Ben onu hatırlıyorum şeyde. Gerçekten o teşekkürler kısmını söyleyip hemen kesiliyor diye geçmek isterim ama şöyle bir gerçek var ülkemizde. Bizdeki firma sayıları az. Bunu birbirimize itiraf edelim. Bu ölçekte tasarım yatırımı yapan ilk sanayi odalarının veya ihracat politikalarımızdaki ilk 100'e bakalım. İlk 200'e bakalım. İlk 300'e bakalım. İlk 500'e bakalım. Baktığımızda zaten cevabı alıyoruz. Az ama bir yandan da bu konuda ciddi bir motivasyon ve ihtiyaç var. Yani, bu konuda bir konsantrasyonumuz olsun istiyoruz. 200 küsur okulun açıldığı bir yerde 29 üniversite endüstriyel tasarım alanında eğitim veriyorsa inanın uzaktan bakarak, dürbünle bakarak, Türkiye'de yaşayarak değil, baktığımızda bu da çok değil. 400 bin Çin'e, 80 bin Güney Kore'ye, 15 bin Tayvan mezununa baktığımızda inanılmaz başka bir şey çıkıyor. Buradaki mesele tasarımı nasıl yöneteceğimiz, tasarım profesyonellerimizi büyük örgüt, küçük örgütler ve girişimciler dünyasına nasıl çalışmalarını ve hangi ekosistem içerisinde yerleştireceğimiz, tasarım alanının bu büyük örgütlerde hiç de yalnız olmadığını hatırlayarak tasarım yöneticisinin beraber çalıştığı pazarlama yöneticisinin, Ar-Ge yöneticisinin, proses yöneticisinin, üretim yöneticisinin, filanca direktörünün, üst yönetimdeki gündemin içerisinde nerede olduğunu beraber konuşmamız lazım. Buraları konuşmadığımız zaman biz kendi dünyamız içerisindeki dünyayı kurtarmaya çalışırken aslında beraber döndüğümüz o diğer çarklara dahil olamamış oluyoruz. Dolayısıyla birazcık büyük örgütler içerisindeki ve büyüme yoluna gidecek olan bu örgütler içerisindeki yapıda ki yerimize bakmamız lazım. Onu da ben şöyle söylemek isterim katkı olarak. Fikirden başlayan, hani şimdi deneyime diyerek o tarafı başka bir yere bırakıyorum ama son ürüne giden alan içerisinde bu ürünlere onay veren, bu ürünlerin pazarla buluşmasını sağlayan, bu ürünlere şu kadar bütçenin yatırılmasını, bu kadar bir perspektifte şöyle bir geri dönüş alacağımız diyen birçok farklı alanlar ve birimler var. Bu birimler içerisinde tasarım alanının, tasarım yöneticisinin söyledikleriyle gelecek ve strateji planları içerisindeki eşlik ettiği kendi geri fikirlerini ve dönüşlerini dahil ettikleri o yol planı içerisindeki duruşlarını güçlendirmek lazım. Dolayısıyla bence sadece iyi tasarım yapmak da yetmiyor. Aydın'a %100 katılıyorum. İyi tasarım bir duruş ortaya koymak gerekiyor ama iyi tasarıma giden yolda ve yolculukta bu rekabet unsuru içerisindeki karar vericilerin içerisindeki tasarım alanı ve tasarım yöneticisinin yerine de oynayacak şekilde bir stratejik plan geliştirmemiz gerekiyor. Yine dürbünle baktığımızda uzaktan buraya da verilen destekler, teşvikler, sanayi motivasyonu, tasarımcı sayısı, okul sayısı, tasarım merkezleri, Ar-Ge merkezleri baktığımızda başka bir pembe bir tablo da çıkabilir. Öyle olmadığını biliyoruz. Ben buralara bir dikkat çekmek istedim ama tasarım alanının şirketler içerisinde yönetsel tarafta ve stratejik yol haritası tarafındaki yerinin pekiştirilmesi konusunda hep beraber başka bir yol haritasını konuşmamıza ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Füsun'cum ben söz alayım mı? Sesiniz kapalı sanırım. Füsun Hocam sizin sesiniz kapalı. Füsun'cum sesin kapalı. Mustafa istersen Füsun'un sesini aç. Benim sesim geliyor mu? Tamam şimdi pardon çok özür dilerim. Yine müdahale edemedim. Mehmet Hoca ile Sertaç'ın tamamlamasından sonra belki Murat Hoca bir toparlar. Ondan tabii sonra ki. Senin soruna geçelim. Olur tamam mi? Ben o zaman tamam. Senden bekliyorum. Tamam, hemen. Yani Murat Hoca belki tabii toparlamak ki. İster Sertaç'tan sonra o yüzden. Yani Sertaç Hocam'ın söylediklerini ne diyeyim kesinlikle katılıyorum. O da doğru şeyler söylüyor. Aslında burada yanlış bir şey yok. Yani bizim yapmaya çalıştığımız şeyler hep tasarımcı, Türk tasarımının yeriyle, oluşumlarla alakalı. Bu noktada Mehmet Hocam'a da teşekkür ederim. Yani alçak gönüllülükten ziyade yani elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Tabii bu kurumun da
bir şekilde bizi desteklemesiyle alakalı ilkler, öncüler olmaya çalışıyoruz. Bunu söyleyebilirim hocam. İstiyorsanız Fatma Hoca'nın sorusunu alayım. Tamam, hadi öyle yapalım. Teşekkürler. Evet Fatmacığım. Murat Bey merhabalar, iyi akşamlar Füsun'cum. Herkese merhaba. Merhabalar. Teşekkür ederiz bu güzel söyleşi için. Biz teşekkür ederiz. Biraz güzel konuyu güzel. Acaba farklı açılardan ele alabilir miyiz? Ben çok merak ediyorum. Sizin tasarım ekiplerinizin bu konudaki görüşlerini çok merak ediyorum. Yani sürdürülebilirlik için tasarım konusunda, ürün yaşam döngüsünün yönetimi konusunda sizin kurumsal bir vizyonunuz var mı? Elektronik atık, bakım, onarım, servis, su, elektrik gibi kaynakların verimli kullanımı. Bu konularda bir vizyonunuz var mı? Gelecek hedefleriniz var mı? Vestel olarak bu konularda nerelere ulaşmayı hedefliyorsunuz ve bunun için de ne tür bir altyapı oluşturuyorsunuz ya da oluşturmaya çalışıyorsunuz? Teşekkür ederim şimdiden Murat Bey. Ben teşekkür ederim hocam. Hocam çok geniş kapsamlı bir soru tabii. Ben kısmen bildiğim kısmını aktarayım size. Bununla ilgili kesinlikle bir vizyon var. Yani çevre duyarlı, su tüketimi, enerji tüketimi dediniz. Zaten bunlarla ilgili ürün gruplarımızda çalışmalar sürdürülüyor. En az su tüketen, en az enerji tüketen ürünlere sahibiz şu anda. Tabii bu çalışmalar belirli algoritmalarda, belirli ürün spesifikasyonları neticesinde oluyor. Bütün ürün gruplarına yayılması üstüne çalışmalar sürdürülüyor. Enerji ve su tüketimi konusunda gerçekten ciddi çalışmalar söz konusu. Elektronik atık konusunda açıkçası çok bilgim yok ama bildiğim kadarıyla şöyle, yani elektronik atık konusunda yaşam döngüsü sona eren ürünlerin bir şekilde geri dönüşünde sanırım entegrasyonlara sökülüp tekrar değerlendirilmesi veya farklı bir şekilde başka şekillerde uygulamalara entegre edilmesi gibi çalışmalar var ama çok net bilgim yok. Servis yani şunu demek istemiştim aslında, yani tasarım süreçlerine bu tür endişeleri, bu tür kaygıları ne derece sokabiliyorsunuz? Ne derece tasarım süreçlerinde bunları ele alabiliyorsunuz? Yani sonuçta servis bakım onarım için tasarım, yani atık sorunu düşünerek tasarım, kaynakların verimli kullanımı için tasarım. Özetle sürdürülebilirlik için tasarım. Bu sürecin içine entegre edilmesi gereken bir şey. Bu konuda yani formal prosedürleriniz var mı? Konuda veri topluyor musunuz? Verileri kullanıyor musunuz? Özellikle iç pazar içinde olabilir. Uluslararası pazarlar içinde olabilir. Yani spesifik amaçla bu konuda araştırma yapıyor musunuz? Kullanıcı araştırması yapıyor musunuz? Yani bu konularda ne tür bir araştırma faaliyeti yürütüyorsunuz? Tasarım araştırması açısından diyorum. Ve bunu nasıl sürece entegre ediyorsunuz? Daha çok onu merak ediyordum. Açıkçası bu çalışmalar daha çok Ar-Ge'ler tarafından yönetiliyor hocam. Biz de olabildiğince dahil oluyoruz bu sürece. Şu anda dediğiniz gibi veri toplama ve bunların işlenmesiyle ilgili süreçler var. Bazı işte daha önce bahsettiğim su, elektrik kullanımı ve bunların enerji tasarrufu ile ilgili bazı yaklaşımlar söz konusu. Yani bu normalde daha önceki senelerde de gündeme gelen ve olmazsa olmaz şeylerden biri. Çevreye duyarlı ürünlere sahip olmak ve bunun sürdürülebilirliği. Bu konuda olabildiğince disiplinler arası Ar-Ge'lerle ve diğer birimlerle çalışıp biz de katkıda bulunmaya çalışıyoruz açıkçası. İlerleyen süreçte bununla ilgili çalışmaları diğer başka kaynaklarda görebileceksiniz diye söyleyebilirim. Bunları genellikle biz fuar yaklaşımında, yani fuarlara katıldığımızda daha çok lanse ediyoruz. Belki iç piyasada bu çok fazla dile getirilmediğinden veya reklama dönmediğinden dolayı bu konuda bizim Türk tüketicisinin veya Türk insanının çok fazla bilgisi yok ama uluslararası pazardaki
daha doğrusu uluslararası fuarlarda bu konularda daha çok lansman yapıyoruz diyebilirim. Çok teşekkürler Murat Bey. Rica ederim hocam. Çok teşekkürler Fatma Hoca. Murat Hoca, ben nickname'li olan soruları alamıyorum, tanınmadığım. Yani ismini net olmadığı zaman iPhone'dan bağlanıyorum sevgili Ece Yalım. Dolayısıyla soruyu ilk önce paylaşımlarını net şey yapmadım, almadım. Hemen giriyorum. Burada bir küçük ara verelim söyleşimizin. Çok doğru bir şey paylaşıyor sevgili Ece. İstersen Ece, ben sesini açarsan gelebilirsin. Ben paylaşımını söyleyeyim. Ondan sonra kendi duygularını paylaşabilirsin sen de. Ece diyor ki, sevgili Murat Ondu uzun süreli başarısıyla bir ekip başı olarak Murat Ondu'nun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Firma ismini bir kenara koyuyorum. Bir tasarımcının bu kadar istikrarlı olabilmesi için nasıl bir karakter özelliği olması gerekir? Özellikle cevabı da gençleri çok etkileyecek ve değerli olacaktır diyor. Bu nokta içerisinde Ece'nin bu sorusuna yanıtı alalım mı? Yani ben bir küçük giriş yapabilir miyim? Tabii ki. Yani burada şey kısmı çok kıymetli. Şimdi tabii biz de yıllardır hepimiz, yani birçok burada da sevgili hocalar, öğrencilerimizin sektörle, profesyonel tasarımcılarla olan ilişkilerini biliyoruz. Şimdi özellikle yeni mezuna ve ekibe iyi davranmak çok kıymetli bir şey. Burada şunları da biliyoruz tabii. Mesela işte bu endüstriyel tasarımcılığı ya da yeni endüstriyel tasarımcılığı bir ızdırapmış gibi gösteren, hatta staj ya da işte ilk çalışmalarında 30 günlük, 60 günlük, 90 günlük, 120 günlük deneme süresi diye 3 kuruş bile vermeden tasarımcıyı çalıştıran, ama bu tasarımcılık ızdırap gerektirir deyip bayramda yılbaşı tatili bile verdirmeyip ofislerinde ya da fabrikalarında çalıştıran, yani bir sistem de var burada. Şimdi dolayısıyla gerçekten başka karakter özelliklerine sahip olmak lazım. Bunlar nelerdir? Bence bu çok önemli bir şey, çünkü öğrenciler bunu bir öğrensinler. Hocam, öncelikle size, Ece Hoca'ya da çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vallahi nasıl bir karakter özelliğim var bilmiyorum. Açıkçası bunu bence bana değil de ekip arkadaşlarıma sormanız daha iyi olur. Ama şunu söyleyebilirim. Evet, benim ben çok çabaladım. 16 senedir bayağı uğraştım. İyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Eksik yaptığım şeyler de vardı tabii ki. Ama tamamıyla bunun ben bir ekip çalışması olduğunu düşünüyorum. Tek başıma evet benim bir ismim var ama arkamda da gerçekten çok değer verdiğim, hepsine inandığım, çok güvendiğim bir ekip var. O ekibin her elemanı benim için çok değerli, çok önemli. Şu anda 3. jenerasyonu yaşıyoruz. Ayrılan arkadaşlarımız oldu. Çok başarılı, çok yetenekli arkadaşlarımız vardı. Onlar ayrıldı, sonra yenileri geldi. Onlarla bir süreç yaşadık. Şimdi yenileri gelecek. Gidenlerin hepsi iyi yerlerde çalışıyorlar. Şu anda hepsi çok iyi konumdalar. Dediğim gibi evet, benim belki naçizane katkım vardır kesinlikle. Onlara yaklaşımım belki. Ama dediğim gibi sorunun muhatabı aslında direkt ben değilim. Çünkü bir insanın kendini anlatması zor. Ha, neler yaptım? Olabildiğince zorladım. Bir tasarım kültürü yaratmaya çalıştım. Bir şekilde Vestel'de birimler arası iletişim gücünü kullanarak ekip arkadaşlarımla birlikte onlara bağlantıya geçirmeye çalıştım. İşleri kolaylaştırmaya çalıştım. Onlara da olabildiğince yakın davranmaya çalıştım diyebilirim. Ama kesinlikle bir başarı varsa bu başarı bir ekip başarısıdır. En başından en sonuna kadar hepsinin emeği sonsuz. Benim için de çok değerliler. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Yani bu bir böyle değerlendirilmek ve eminim ekibindeki paydaşlar da, ekip arkadaşların da bunları duyduğunda çok heyecanlanıyordur. Ben de yani bu noktada mütevaziliğim ama mesleğine olan saygın içinde ayrıyeten, yani gerçekten tanımış olmaktan çok keyif aldığım kişilerden birisi. Şimdi biraz eğitime geçmek istiyorum. Biraz önce Kunter Şekercioğlu'nun bir sorusu vardı. Yaklaşık bir dakika geri dönüyorum şimdi.
Kuntar öğrenci sayısını ve kaç bölüm olduğunu sormuştu. Bilgisi olan paylaşabilir mi demişti. Onun üzerine Gülay Hoca endüstriyel tasarımda şu an için 31 bölümün endüstriyel tasarım alanında açık olduğunu ve yaklaşık da yıllık 1000 mezun verdiğimizi, üniversitelerin 1000 mezun verdiğini söyledi. Şimdi biraz da çuvaldızı kendimize batıralım. Hatta Oya Hoca benim de söylemek istediklerim var. Eğitimi değiştirmemiz lazım dedi. Sizin Oya Hoca ile de tabii teknik üniversiteden başka, işte senin hocan yani. Tabii ki. Dolayısıyla eğer uygunsa Oya Hoca'yı alalım mı? Biraz çuvaldızı da kendimize batıralım. Mümkünse Gülay Hoca da gelebilir. Eğer hani paylaşım yapabilirlerse çok mutlu olacağız. Oya Hocam burada mısınız? Buradayım, buradayım. Sesim geliyor mu? Harika. Evet. Gülay Hocam burada mı? Ah, çok güzel. Evet, biraz da çuvaldızı kendimize batıralım. Bakalım biz ne yapmıyoruz. Belki biraz da onu konuşalım. Oya Hocam sizden başlayalım mı? Tamam, teşekkür ederim. Murat benim sizden ve gerçekten çok kötü. Tamam hocam. Yapabilirim her an. Tamam. Tamam oldu. Benim durumum nasıl, iyi mi sizde? Gayet çok net geliyor. Murat gerçekten çok yönlü düşünebilen, müthiş çalışkan bir öğrenciydi. Onun için Murat'ın her zaman çok özel bir yeri vardır. Kendisini kutluyorum. Gerçekten çok başarılı. Ben bir örnek vermek istiyorum. Bayağı iyi bir örnek aslında. Şöyle, biz hatırlıyorsanız bu tasarım teşviklerinde işte tasarım merkezi kurmak, işte hatta arada yabancı tasarımcılarla çalışmayı da teşvik kapsamına aldılar. Böyle bir toplantıyı hatırlıyorum. Ve müthiş mutlu oldu bizim sanayicilerimiz. Çok da mutlu olduklarını da söylediler. Sonra oradan birisine dedim ki niçin? Bir Alman tasarımcıyla çalışıyorlarmış. Dedi ki, yani Türk tasarım ekibi vardı ve onları yok etti ve bir Alman tasarımcıyla çalışıyorlar. Şöyle dedi. Üretimimize o kadar fayda sağladı ki, üretimi çok iyi biliyor. Çok iyi tasarım yapıyor. O üretimimize hem fayda sağladı hem tasarımları yurt dışında çok sattı. Neyse, yani bir dizi şey söyledi ve sonra dedi ki biz kendimizi ona teslim ettik ve biz kendimizi ona bıraktık. Şimdi bu aslında çok güzel bir şey. Bu ne gerektiriyor veyahut da neyi gösteriyor? Bizim birazcık gerçekten acaba bizim öğrencilerimizde yeterince iyi eğitim vermiyor muyuz? Veyahut da yani çok eskide kaldı artık bütün bu verdiklerimiz. İşte bir sürü şeylerden bahsediyoruz. Onlarla ilgili çok kuvvetli, farklı sistemler geliştirmeliyiz. Farklı eğitim sistemleri oluşturmalıyız diye düşünüyorum. Bu kadar. Doğru. Yani nasıl her şey değişiyorsa tabii ki bizim de yani sistemin kendisini sorgulamamız lazım. Ve dönüşmesi lazım. Çünkü biraz önce Murat Hoca'nın da söylediği gibi sanayinin de beklentileri başka. Ve onlar da dönüşüyorlar. Dolayısıyla hep birlikte bir değişimin içerisinde yeni tanımlar, yeniden yeni başlangıçlar belki de yapmak gerekiyor. Burada yani salt sistemin değişmesinin ötesinde öğrencilerin yapıları değişiyor. Çünkü başka jenerasyonların çocukları olarak geliyorlar. Hayatla beklentileri nasıl, yani hayatla kurdukları ilişki ne kadar değişiyorsa tasarımla, tasarım eğitimiyle kurdukları ilişkiler de değişiyor. Yani işte bizlerin jenerasyondaki görev insanı olmak, kendini adamak, o pure tasarımcı olmak çabası ve o işi en layıkıyla yapmak noktasında onlar da aynı heyecanı duyarken belki burada da öğrenciler bu noktada yani daha doğrusu fikirlerini ve yaklaşımlarını paylaşabilirler. Nisan onları belirleyebilir. Ama başka türlü de bakıyorlar. Yani onların da tasarımcılıktan beklentileri var. Yani bizim jenerasyon salt bir beklentisiz verirken şimdi karşılıklı bir alma verme dengesi kurmayı bekliyorlar. Benim gözlemimle. Bilmem, belki başka şeyler de vardır. Bunların eğitime yansıması çok önemli. Dolayısıyla bizlerin de değişmesi gerekiyor. Bilmiyorum. Gülay Hoca katılmak ister misiniz? Ses düzeltiyor mu? Merhabalar. Kusura bakmayın. Konuşma sırasında da iki kez koptum. Aa, Oya Hoca
söylediklerini kaçırdım. Yani anladığım kadarıyla cevap vermeye çalışayım. Şimdi eğitimin bir değişim içinde olması gerekiyor. Ancak bir takım temel özellikleri de yapmadan yani standart tutarak vermesi de gerekiyor. Onları da kaybetmemesi gerekiyor. Hı hı. Yani bir endüstriyel tasarımcının kazanması gereken temel nitelikler nelerdir? Bunları taviz vermeden de iyi bir şekilde vermek gerekiyor. Bu da aslında eğitimin çok önemli bir kısmını alıyor. Tabii hani bu temel özellikler nelerdir, neler olmalıdır? Bunlar sürekli tartışılan ve sürekli bunlar da değişim içinde olan nitelikler. Yani görselleştirme, fikir geliştirme, kavramsallaştırma, soyutlama, bunları çeşitli projeler özelinde yani çok şeyden işte çok genelden biraz ses daldı geniş kapsamlı bakış açısından çok ince detayına varacak kadar, odaklanacak kadar çeşitli proje konuları içerisinde sanırım biraz sesli şimdi sorun olmaya başladı Gülay'cığım. Evet, yani dolayısıyla eğitim bir noktada tutucu olur. O temel özellikleri, kabul temel özellikleri. Yani toparlayacak olursam aslında eğitim sürekli bir değişim içerisinde belli bir ölçüde tutucu ama mesleğin değişen bir değişim içerisinde mesela. Eyvah, meseladan sonrasını duymadık, bence çok önemliydi. Hay Allah. Peki Murat Hoca burada eğitim, Gülay Hoca. Geldiniz mi? Kusura bakmayın, ben öbür taraftan koptum ama bilmiyorum, herhalde anlatabildim derdimi. Meseladan sonra önemli bir şey vardı diyorum ben. Meseladan sonrasını kaçırdık. Yani toparlayacak olursam aslında eğitimin değişen kapsamı, işte ne bileyim, kullanıcı deneyimi tasarımı ya da transdisipliner bakış açıları, bunları şeye katabilmek için, eğitime işte hizmet tasarımı ya da sürdürülebilir tasarım, bunlar benim eğitim gördüğüm dönemde olmayan konulardı. Bugünse bunları eğitim kapsamımıza almaya çalışıyoruz, katmaya çalışıyoruz. Sürekli bir değişim halinde dolayısıyla programımız. Kesinlikle. Öte yandan da bir takım işte bu temel özellikleri de kaçırmamak, vermek gerekiyor. Bunları korumak için de tutucu olmak zorunda eğitim. Yani sürekli kendini tekrar eden bir kısmı da var eğitimin. Tamamıyla kökten eğitimi değiştirelim diyemiyorsunuz hiçbir zaman. Zaten evet. Eğitim sistemi buna izin de vermiyor. Yani sistemin kendisi içerisinde. Hocam ben bir şey söyleyeyim mi? Lütfen Murat'cığım, lütfen. Oya hocama da teşekkür ediyorum. Çok selamlar iletiyorum. Üstümde emeği çok fazladır. Çok sağ olsun. Şimdi biz eğitimden çok şey yaptık. Yani bizim eğitim sistemimiz de kötü değil. Yani o kadar da çok yüklenmemek lazım. Oya hocanın verdiği örnek var. İşte bir Alman tasarımcıya teslim etmişler. Ondan sonra rahat etmişler. Bizde de bu kadar yetenekte Türk tasarımcı insanlar var. Yurt dışında çalışıp
farklı markalarda lead olarak çalışan bir sürü arkadaşımız var. Evet ki bizde de eğitim ki Türkiye'deki üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümlerinden mezun arkadaşlarımız bunlar. Yani belki bir revizyon, belki değişime biraz daha ayak uydurmak, farklı müfredatlar, müfredatların değiştirilmesi, geliştirilmesi şekliyle bence doğru bir yol bulabiliriz. Ben eğitimin kesinlikle kötü olmadığını düşünüyorum. Ama sizle konuştuğumuzda bir bahsettiğiniz yerinde öğrenmek kısmını ben çok yaşadım gerçekten. Yerinde evet. Öğrendim. Yani yerinde öğrendiğim kısımda okulda öğrendiğim kısmın haricindeki kısımdı. Pratik kısmını yerinde öğrendim. Bu benim için avantajdı. Yani bizde gelen arkadaşlar, bize gelen arkadaşlar da yerinde öğrenecekler. Böyle bir imkanı var. Yan sanayilere gidecekler, farklı yerleri ziyaret edecekler ve farklı şeyler öğrenecekler. Okuldan çıkan tasarımcı adayı arkadaşlarımızın her şeyi bilme zorunluluğu tabii ki yok. Çalıştıkları birimlerde, çalıştıkları yerlerde de eğitimlerine bir şekilde devam edecekler. Ben 16 senedir çalışıyorum ama hala bir şeyler öğrenme çabasındayım. Bir şeyler öğrenmem gerekiyor. Öğrenmediğim takdirde zaten bu süreçte ben bir şekilde kendimi yenilemezsem ben eskiyeceğim. İşte yeni jenerasyon, yeni bakış açıları, değişik düşünce tarzları gelen arkadaşlar da beni besliyorlar. Karşılıklı birbirimizi bir şekilde besleyerek yola devam ediyoruz. Bu böyle, süreç böyle devam edecek. Değişime de açık olmak zorundayız zaten. Evet, yani öğrenme aşkı tabii çok kıymetli. Yani bunu zaten hiçbir şekilde hiçbir tasarımcının, daha doğrusu hiç kimsenin kaybetmemesi gerekiyor. Çünkü aslında onu sizi ileriye götüren, yeniyle buluşturan, değişimle, dönüşümle buluşturan da aslında öğrenme aşkınız. Yani o yüzden öğrenme aşkınız yoksa değişim ve dönüşümle zaten buluşma şansınız da yok. Çünkü ilerleyemiyorsunuz ve dolayısıyla yeniliğin de farkına varamıyorsunuz. Ama şey kısmı önemli. Yani Gülev Can'ın da dokunduğu gibi. Şimdi tasarımcı, yani dünya değiştiği gibi yeterlikler de değişiyor. Tasarımcı yeterlikleri de değişti. Evet, yani 20 sene önceki, 30 sene önceki yeterliliklerle bugünkü yeterlilikler ve yetkinlikler aynı değil. Dolayısıyla hem tasarımcı yeterlilikleri değişirken aynı zamanda firmaların da yeterlilikleri ve yetkinlikleri değişmeye başlayınca bir sürü parametre aynı anda, aynı hızla bir de dönüşüme başlayınca revizeler gerekiyor. Tabii ki yani keskin bir viraj dönüşümünden bahsetmiyoruz. Hatta Fatma Hoca burada önemli bir not düşmüş. Ben de katılıyorum. Yani lisansüstü eğitimle lisans eğitimi birbirinden farklı. Yani bunların işte dereceleri de birbirinden farklı. Yani o yüzden ikisinin işlevini ve endüstriyle ilişkilerini birbiriyle çok karıştırmamak da gerekiyor. Yani dozajları farklı aslında. İkisindeki endüstriyle ilişki farklı dozajlarda gitmeli ama tabii ki yerinde öğrenme de kıymetli bir şey. Şimdi ben geçen gün birkaç tane çalışmasına katıldım Koç Üniversitesi'nin. Hala da devam ediyoruz. Çok keyifli çalışmalar çıkıyor oradan 30 yıl sonrası üzerine. Burada oradaki değerli hocaların da çalışma gruplarının da ortaya koydukları yeni bir kavram var. Telaşsız teknoloji, telaşsız üretim diye yeni jenerasyonla ilişkilendirerek bunun arka planında bir sürü girdi var, şimdi burada paylaşmak çok uzun olabilir. Ama bu öğrencilerin bence meslekle kurdukları ilişkiyi de çok etkiliyor. Yani yeni COVID sonrası diyelim ya da yeni dünya düzeninin eskileri olacak sistem. Bir telaşsızlık üzerine ve kendi işte komüniteleri üzerine kurulacağını, inşa edileceği üzerinden bir yaklaşım var. Burada bence telaşsızlık çok önemli bir kavram. Yani belki de aslında yeni jenerasyonla bizim aramızdaki en büyük fark bence heyecan, öğrenme aşkı aynı kalmakla beraber telaşsızlık kısmında belki farkımız var ve onun için biraz onları bazen anlayamıyoruz. Yani onlar daha telaşsız ve daha hızlı opere edebiliyorlar süreçleri. Belki orada eğitimi de biraz daha yeniden değerlendirmek lazım. Eğer gerçekten telaşsız bir teknoloji ilişkisi ve telaşsız bir ekonomik sistem olacaksa buna hizmet verecek yeni jenerasyonun da
bu noktada eğitim sisteminden de onlarla bağdaşacak bağları kurabilmeleri kıymetli olabilir. Biraz bizim de düşünmemiz gerekiyor. Bilmiyorum. Yani dönüşeceğiz, hepimiz değişeceğiz. Eğitimle ilgili başka katkı vermek isteyen var mı? Öğrencilerden, Nisan, senin söylemek isteyeceklerin olabilir mi? Benim şöyle... Yavaş yavaş toplayalım. Benim için eklemek istediğim birkaç şey var. Şimdi telaşsızlıktan bahsettiniz ya sunacağım. Birazcık da bu telaşsızlık en azından bizim jenerasyonumuz için hemen olmasını istediğimiz için de oluyor olabilir. Yani o kadar telaşsızız ki o kadar o durumda hemen olmasını istiyoruz. Ki uğraşmayalım, yapmayalım. Hani ya ben birazcık hani siz dediniz ya çuvaldızı kendimize batıralım diye. Ben de kendi jenerasyonuma birazcık çuvaldızı batırmak istiyorum. Biz açıkçası şimdiye kadar hem ailelerimiz hem de yetiştiğimiz ortamdan dolayı sürekli her şeyi yapabileceğimiz, her an yapabileceğimiz düşüncesiyle sürekli donatıldık diyeyim. Yani bu şekilde büyütüldük. O yüzden de birazcık sabırsızız. Ama aslında söylenmeyen bir şey var, atlanan bir şey var. O da eğer sabırlı olursak ve gereken emeği gösterirsek her şeyi yapabiliriz kısmı. Yani bu konuda da Murat Bey'e ben açıkçası çok teşekkür ederim. Çünkü 2004 yılından bu yana gereken emek, işe gereken saygı verilirse ve bu sabır gösterilirse bir tasarım departmanının bir tasarımcıdan nasıl kocaman bir ekibe dönüşebileceğini bir öğrenci olarak bana gösterdi açıkçası. Belki buradaki arkadaşlarım da herhangi birimiz de bir X firmasına giderek hemen olsun düşüncesinden sıyrılıp yeteri kadar emeği verip, sabırı verip o firmada çalışırsa belli bir yerlere gelebilir. Yani bir yıl, iki yıl çalışıp bırakmak değil belki. Ya da ille de büyük firmalar olacak, Vestel olacak, işte şu firma olacak gibi değil de belki daha küçük, daha umut vaat eden potansiyeli olan yerlere gidip bir şeyler yapabiliriz. Yapabilirsiniz. Evet. Yapabilirler Murat Hoca değil mi? Yeter gitsinler. Aynen öyle. Evet. Gamze Parçal'ın bir sorusu var. Onu alalım mı Murat Hoca? Almadan önce çok özür dileyerek bölüyorum. Kemal arkadaşımız bir soru sormuş. Çok aralarda ve gerilerde kaldı, yukarılarda. Öyle kaldı. Mi? Çok özür dilerim. Ben atlamış olabilirim. Evet, yani konu görmedim. Toparlanmadığı için ben de araya girip soramadım. Tamam. Şöyle bir soru sormuş. Bence kendisi sorsun, sesini duyalım istersen. Evet, buradaymış. Var, burada. Evet. Ben biraz herkese selam bu arada. Ben biraz çok heyecan yaptığım için konuşmaya çok aktif olmuyordum. Olsun. Şimdi sorumu biraz daha hatırlamak adına bir bakmak istiyorum. Ben bu şey part-time işe alımla alakalı bir şey görmüştüm internet sitenizde. Sultan Hanım bahsetmişti geçen haftalarda. Üniversite son sınıf öğrencilerine yönelik bir destekte bulunulduğunu, part-time çalışmalarının söz konusu olduğundan bahsetmişti de. Yani bunu nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Onu ben tam şey yapamadım, kafamda canlandıramadım. Seneye de önümüzdeki dönemlerde sadece proje dersi alacağım için çok boş zamanım var. Ve bu boş zamanlarımı da açıkçası değerlendirmek istiyorum. Yani boşta durdukça kendimi böyle bir tükenmişlik sendromu içinde buluyorum. Yani bu sefer de kendim çok etkiliyor yani olumsuz olarak. Yani bundan biraz sıyrılmak istiyorum. Tamam. Teşekkür ederim Cemal'cığım. Memnun oldum bu arada. Cevaplayayım. Şu ana kadar açıkçası biz part-time tasarımcı arkadaşımızı hiç kullanmadık. Yani part-time şeyini kullanmadık. Sultan Hanım'ların ekibinde var galiba bildiğim kadarıyla. Daha önce de bir arkadaş çalışıyordu. Yani bunu araştırırım. Part-time değerlendirmesi olmadı. Sadece bizde uzun dönem staj imkanı var. Bunu da Aydın Hoca ile Top Üniversitesi üstünde, onların çünkü staj dönemleri uzun oluyor. Orada 3 aylık bir arkadaşlarla birlikte iyi zaman geçirebiliyoruz. Yani ciddi anlamda proje yapabiliyoruz. Part-time konusunu ama sorgulayayım. Eğer bizim tarafta da uygun olursa neden olmasın, değerlendirebiliriz. Bakarım tekrar. Teşekkür ederim. Haber veririm o konuda size. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkürler Kemal. Peki bir de Gamze Parçal soru sormak istiyor. Gamze'yi de alalım. Merhaba herkese, iyi akşamlar. Öncelikle keyifli sohbet için çok teşekkürler. Ben Kadir Has Üniversitesi yeni mezunlarındanım. Çok kısa bir sorum olacak. Genel olarak konuşmanızda hep ekip çalışmasından bahsettiniz ve bunu vurguladınız. Ben okulumda da gözlemlediğim, kendim de deneyimlediğim bu ekip çalışmasına karşı hep bir ön yargı ve çekince var.
Yani bu diğer okullarda da sanırım aynı şekilde. Ya bunu sizce sadece deneyimleyerek mi aşabiliriz, yoksa kendimizi bu konuda eğitebilir miyiz? Teşekkür ederim. Rica ederim, memnun oldum. Şöyle cevap vereyim. Yani biz de okul zamanında bir ekip çalışması proje yapmıştık. Çok kolay değildir. Farklı karakterlerdeki insanların bir araya gelip bir projeyi aynı noktada bitirmeye çalışması hakikaten zordur. İşte bu da herhalde o özelliklerden bir tanesi. Doğru tasarımcı arkadaşımızı seçersek ve o ekibe entegre edersek, o zaman o takım çalışması ve sinerjiyi yaratabiliyorsunuz. Yani herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bu arada tabii ki ekipte zaman zaman birlikte proje yapma durumu olsa bile, normalde projelerin çoğunluğunda herkes bireysel. Fakat bir proje konusunda mesela 5-6 kişi çalışacaksa onun üstünde toplantılar yapıp fikir alışverişinde bulunuyorlar. Farklı fikirler de çıkabiliyor. En sonunda ortak noktayı bulup o şekilde ilerliyorlar. Yani biz bu şekilde sağlıyoruz. Bu arada farklı karakterde, farklı yapıda insanlar da var. Yani herkes birbirinin aynısı değil. O da yanlış anlaşılmasın. Biraz daha sessiz olan arkadaşımız varken biraz daha fazla kendini anlatabilen arkadaşımız da söz konusu. Yani farklı karakterler ama ciddi, benim çok sevdiğim, onların da keyif aldığı bir sinerjik bir ortam var. Keyifli projeler yapıyoruz. Ya bu konuda nasıl bir yöntem önerebilirim bilmiyorum açıkçası, ama çok kolay bir şey değildir. Yani ben de okul zamanında deneyimlemiştim. Böyle söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, çok teşekkürler. Artık yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Çünkü oldukça yorduk da Murat Hoca'yı. Yani neredeyse 3 saate yaklaşıyor başlangıcımız. Artık sorularımız var mı? Son toparlamak noktası içerisinde katkıda bulunmak isteyen var mı diye bakıyorum. Chat'te zannediyorum Gamze ile tamamladık diye görüyorum. Çok kıymetliydi paylaşımlar Murat Hoca. Çok teşekkürler gerçekten. Teşekkür ederim hocam. Hem üretiminiz hem paylaşımlarınız daim olsun gerçekten. Teşekkürler. Ve hem de ülkeye katkılar, başarılarınız daim olsun. Ben bütün hocalarıma, arkadaşlarıma, öğrencilerimize ve Nisan'a öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok entegre ve güzel çalıştı bizimle, Murat Hoca ile de benimledi. Katkıları için çok teşekkürler. Ayrıca fon için çok teşekkürler. Ellerine sağlık. Gayet iyi oldu. Ben de tanıştığımıza çok çok memnun oldum gerçekten. Emeklerin için. Senin de yolun açık olsun bütün mezunlar gibi. Sertaç Hocam, yavaş yavaş kapatıyoruz. Evet. Tamam. Çok teşekkürler. Füsun Hocam, sevgili Murat Ondu, sevgili Nisan. Bu buluşmanın güzel bir anlamı daha var. Daha önceki buluşmalarımıza öğrenci olarak katılan bazı arkadaşlarımız artık meslektaşlarımız olarak aramızda. Aynen. İsimlerini tek tek saymıyorum çünkü unutabilme ihtimalim var, listeyi görmüyorum. Ama en azından bugün öğrenci temsilcisi olarak karşımızda olan Nisan ve sevgili Gamze de katıldı. Ve diğer şu an ismini anamayacağım bütün arkadaşlara aramıza hoş geldiniz diyorum. Artık evet, meslektaşız ve öğrenciler de öyle, ama bu biraz farklı bir duygu. Bugün sizi biraz ayıralım. Gerçekten çok heyecanlı, çok öğretici bir paylaşım oldu. Endüstrinin pratiği ve akademik hayatın öğretileri ve de gençlerin beklentilerini bu kadar birbiriyle buluşturarak bu kadar yakın konuştuğumuz ender buluşmalardan biri oldu. Çok çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.